هنا في بيروت على امتداد طريق المطار هناك في العراق وهنالك Burası Beyrut, havalimanı yolu boyunca Irak'ta, Suriye'de, Halep'ten Şam'a kadar, Zeynepiye'ye kadar gittiğim her yerde bir adamın fotoğrafını gördüm. İranlı bir adamın fotoğrafı, insanların kalplerine ve ruhlarına izin almaksızın giren adam. Uzunca kilometreler mesafe olmasına rağmen, coğrafik farklılıklara rağmen herkesin dudağında bir adamın adı var. Hacı Kasım Süleymani. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sayın Seyyid, sizi selamlıyorum. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sizin bölgesel ve iç meselelerle ilgili ciddi bir sorumluluğunuz var ve işleriniz var. Bize ayrıca vakit ayırıyorsunuz. Tabii özel bir husus var, sizi Şehit Süleymaniye bağlayan özel noktalar var. İlk soru olarak sizin İran Devrim Muhafızları ordusuyla Hizbullah arasındaki ilişkiden bahsetmenizi istiyorum. Ne zaman Devrim Muhafızları Hizbullah'ı kurdu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, İsrail'in Lübnan'ı işgal etmeye yönelik iştahı olduğu için 1982'de bilinmektedir ki Siyonist İsrail askerleri Lübnan'a girdi, Lübnan'ın güneyine, Bika bölgesine, ta ki başkent Beyrut'a girdi. Başkent Beyrut'u işgal etti. Aynı şekilde Dahiye'yi de işgal etti. O vakitte İmam Hümeyni bir kararname yayınladı. İran güçlerinin Lübnan'a gitmesi yönünde ve İsrail'in işgaline karşı durması için İranlı askeri yetkililerin Lübnan'a ve Suriye'ye gelmesini emretti. Hatırlıyorum, o dönem devrim muhafızları ve İran ordusundan ortak bir heyet geldi. Suriye liderleriyle bir araya geldiler. Sonrasında İran askeri gücü bölgeye gönderildi. O dönemde İsrail'in ilerleme isteği bir yerde bir noktada durduruldu. O zaman tabii ki bir endişe vardı. Bu İsrail tüm Lübnan'ı işgal edebileceğine dair bir endişe vardı. Hatta Suriye ile bir savaşa girebilir şeklinde bir endişe vardı. Lübnan'ın yarısını işgal ettiler. Burada durduruldu o işgal. Tabii o dönemde Lübnan'a gelen bu İranlı gücün niteliği değişti. Lübnan'da savaşmak yerine Lübnanlı güçlere yardım edecek, destek olacak, onları eğitecek İsrail'le savaşta. Onlara itecek bir heyet kaldı ve dolayısıyla buraya gelen İran güçlerinin büyük bir kısmı İran'a döndü. O dönemler İran'da da savaş cephesi vardı 80'li yıllarda. Bir kısım askeri güç de burada kaldı. Burada kalanlar devrim muhafızlarından idi. Devrim muhafızlarından bir heyet burada kaldı. Onların bir parçası Suriye'de kaldı. Bir parçası da Baalbek el-Hermil bölgesinde kaldı. Bu bölgeler Siyonist İsrail işgalinden uzak bölgelerdi.
Ve o dönemden sonra devrim hafızlarıyla Lübnanlı alimler arasında, Lübnanlı gençler arasında direkt bir irtibat oluştu. Bunların başında da Şehit Abbas Musevi, Şehit Hacı İmad Muğniye bunların başında gelmekteydi. O dönemden bir irtibat başladı. O ilişkinin başlamasının nedeni de Lübnan'ın tümünde İsrail işgal güçlerine karşı mücadele edecek, savaşacak bir gücün oluşturulması maksadıylaydı. Ve o ilişkiler bugüne kadar devam etti ve bugün de o ilişkiler sürmektedir. Tabii ilk başta devrim muhafızlarının Lübnan'da bu oluşumu kurmaya başladığı dönemde Kudüs gücü diye bir şey yoktu. Sonrasında İran'a yönelik savaş dayatılmasının ardından imam bir karar yayınladı ve devrim muhafızları içerisinde bir güç oluşturmasını istedi. Bazı güçler oluşturmasını istedi. Bunlardan bir tanesi de Kudüs gücüydü. Ve Kudüs gücü oluşturulmasının ardından bizim ilişkilerimiz Kudüs gücü üzerinden sürmeye başladı ve bu ilişkiler bugüne kadar devam etmektedir. Biliyorum ki Şehit Kasım Süleymani 1998 yılında İran devrim muhafızlığı içerisindeki Kudüs gücü komutanlığını üstlendi. Siz ilk olarak ne zaman karşılaştınız? Bunu hatırlıyor musunuz? Biz ilk olarak Lübnan'da karşılaştık. Kudüs gücü olarak Kudüs gücü komutanlığına atanmasının ardından Lübnan'a geldi. Tanıştık burada. Tabii tanışma toplantısı oldu aramızda. Tabii öncesinde ben Hacı Kasım'ı tanımıyordum. Karşılaşmamıştık. Yani öncesindeki dönemlerde Hacı Kasım ya savaş cephelerindeydi ve Kirman'da, Sistan, Belucistan'da görevler üstleniyordu. Ben Tahran'da yetkililerle bir araya geldiğimde de Hacı Kasım ile hiçbir araya gelmemiştim. İlk görüşmemiz Kudüs gücü komutanlığına atanmasının ardından Lübnan'da, Beyrut'ta gerçekleşti ve onun Kudüs gücünün başına geçtiğini öğrendik. İmam Hamenei tarafından Kudüs gücü komutanlığına atanmıştı ve artık o görevi onun üstleneceğini bildik. Ancak ilk toplantımızdan, ilk görüşmemizden itibaren tabii ben o görüşmeye katılan isimlerden bahsedecek olursam şehitlerin isminden bahsedebilirim. Şu an yaşayanlardan bahsedemem. O toplantıya katılanlar arasında Şehit Hacı İmad Muğniye vardı, Seyyid Mustafa Bedreddin vardı ve başka bazı kardeşlerimiz vardı. Onlar tabii ki şu an yaşamaktalar. Ve biz o ilk görüşmeden itibaren ruhi, psikolojik ve fikri bir insicam, bir yakınlık hissettik. İlk saatten itibaren sanki Hacı Kasım'ı onlarca yıldır tanıyor gibiydik ve o da bizi onlarca yıldır tanıyor gibiydi. Tabii siz de bilirsiniz ki ilk görüşmedeki intiba sonrasında da hep devam eder. Bizim Hacı Kasım ile ilk toplantımız, ilk karşılaşmamız benim ve diğer siyasi ve cihadi Hizbullah liderlerinin çok müspet, çok olumlu, çok pozitif geçti ve o zamandan itibaren Hacı Kasım'ın şahsiyetinde şehit olana kadar güzel ilişkiler devam etti. Hacı Kasım'ın Kudüs gücü komutanlığını üstlenmesinin ardından Şehit İmad Muğniye'nin de Hizbullah içerisindeki cihadi liderliği üstlendiğini görüyoruz. Direnişçilerin komutanı olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin iki görevi üstlenmesi arasında bir irtibat var mı?
Hayır, bunların alakası yok tabii ki. İmad Muhniye'nin görevi üstlenmesi tamamıyla Hizbullah içerisindeki nizam, intizam ve tertiple ilgili bir şey. Bu iç tedbir idi. Hizbullah içerisinde cihadi işleri idare edecek bir tertip, bir sistemle ilgiliydi. Bizim Hizbullah içerisinde güvenlik ve askeri işleri idare eden iki merkez vardı. İkisi de Hizbullah Genel Sekreterine bağlıydı. Tabii biz sonrasında işleri daha da genişletmeye karar verdik ve Hizbullah Genel Sekreterinin yardımcılığını yapacak cihadi bir yardımcıya ihtiyaç duyduk ve o dönem ittifak oluştu ve Hac İmad kardeşimizin Hizbullah Genel Sekreterinin cihadi işlerdeki yardımcılığını yapmasına karar verildi. Tabii bu yani tamamen tesadüfi bir şekilde Hacı Kasım'ın Kudüs Gücü Komutanlığı'na atanmasıyla tesadüfi bir şekilde aynı döneme denk geldi. Hacı İmad'ın Hizbullah'ın askeri işlerinin, cihadi işlerinin komutanlığına, sorumluluğuna getirilmesi. Bu tamamen tesadüfi bir zamanlama meselesidir. Hacı Kasım'ın çok ciddi bir askeri tecrübesi vardı. Kudüs Gücü Komutanıydı. Geniş bir askeri tecrübe sahipti. Aynı şekilde Hacı İmad Muniye de güvenlik adamıydı. Askeri bir adamdı. Siz bu iki adamın birlikte olmasından, yan yana hep olmalarından endişe etmediniz mi hiç? Hayır, kesinlikle. Öncelikle biz Hacı İmad'dan bahsettiğimizde evet Hacı İmad'ın işi güvenlik işleriydi ama Hacı İmad güvenlikle birlikte askeri işlerinin de kalbindeydi. 2000 yılına kadar Lübnan'da direniş direkt hedeflere saldırıyordu. Yani bir nevi milis savaşı veriliyordu. Çete savaşı gibi bir şey. Düzenli bir ordu halinde savaş yoktu. Askeri, klasik askeri bir savaş yoktu. Dolayısıyla gruplar halinde savaşlar veriliyordu. Sonrasında işe Hacı Kasım'ın şahsiyetinde açığa çıktı ki o sadece askeri bir şahsiyet değildir. O derin ve güçlü bir şekilde güvenlik işlerini bilmektedir. Aynı şekilde yani bir güvenlik uzmanıdır. Askeri uzman olmasıyla birlikte aynı şekilde siyasi meselelerde ciddi bir anlayışa sahiptir. Ciddi bir bilgisi vardır. Tabii konuşmamızın ortalarında anlatacağız. Biz Hac Kasım'a bakınca bütünleyici bir adam görüyorduk. Biz Hac Kasım'a baktığımızda sadece bir askeri işlerde uzman bir general görmüyorduk. Çok ciddi bir şekilde iktisadi, ekonomik meseleleri bilen, siyasi meseleleri bilen, askeri meseleleri bilen, ekonomik, kültürel meseleleri bilen bir uzman karşımızdaydı. Bununla birlikte Hac İmad ile Hac Kasım arasındaki o kardeşlik mesabesindeki ilişkiler ve Hac Kasım'la diğer kardeşlerimiz arasındaki o sevgi kardeşlerimiz, sevgi kardeşlik ve muhabbet ilişkisi bu birçok defa görüşlerin, fikirlerin bir olmasına destek oluyordu ve fikir ayrılığı olduğunda, sorun olduğunda bu sorunların aşılmasına destek oluyordu. Çünkü aralarında dostluk ve sevgi ilişkisi vardı. Aynı şekilde İmad-ı Muğniye ile Hac Kasım'ı ve diğer kardeşlerimizi şehit olan ve hayatta kalan diğer kardeşlerimizi birbirine bağlayan bir ihlas irtibatı vardı. İhlaslık, ihlas, samimiyet vardı.
ve biz seçkin, temiz ve başarılı bir tecrübe ile karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk ve hiçbir endişeye gerek yoktu. Bu iki şehit, şehit İmad Muğniye ile şehit Hac Kasım daha önce birbirlerini hatırlıyorlar mıydı? Onlarla ilgili hatıralarınız var mı? Hac Kasım Kudüs Gücü komutanına getirilmeden önce şehit İmad Muğniye ile birbirlerini tanımıyorlardı. Ben hiçbir Lübnanlı'nın Hac Kasım'ı Kudüs Gücü komutanı olmadan önce tanıdığını zannetmiyorum. Tabii Kudüs Gücü olmasının ardından Hac Kasım sürekli Lübnan'a geliyordu. Tabii biz inşallah Hac Kasım medresesinden veya Hac Kasım okulundan bahsedeceğiz. Bu onun okulunun, medresesinin bir yöntemidir, bir parçasıdır. Evet, o Kudüs Gücü komutanıydı ancak o Tahran'da oturmuyordu. O meydana gidiyordu, iş sahasına gidiyordu, direniş sahalarına gidiyordu. Sürekli Lübnan'a geliyordu. Her zaman Lübnan'a geliyordu. Lübnan'da günlerce kalıyordu. Ve dolayısıyla onun ile direnişteki kardeşlerimiz arasında şahsi dostluk ilişkileri oluştu. Bu diğer sahalarda, meydanlarda da oluştu. Diğer direniş sahalarında da. Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, diğer sahalarda Hacı Kasım ile direnişçi kardeşlerimiz arasında güçlü ve sarsılmaz ilişkiler oluşmuştu. Bu başarının anahtarıdır. Meydanlarda olmak, sahalarda olmak, birebir oralarda olmak ve bütün o meydanlardaki, sahalardaki kardeşlerle buluşmak çok etkili bir şey. Ancak Hac Kasım ile Hacı İmad arasındaki ilişkiler çok çok daha güçlüydü. Çok güçlü sevgi bağları vardı. Ve o ikisi iki kardeş, iki dost gibi olmuşlardı. Sanki o ikisi onlarca yıldır birbirlerini tanıyor gibiydiler. Sonrasında ikili ailevi ilişkileri oluştu. Hac Kasım, Hacı İmad'ın evine gidip geliyordu. Ailesiyle tanışıyordu. Ailesiyle birlikte oturuyorlardı. Çocukların hal hatırını soruyordu. Ve bir zaman sonra tamamıyla kadim dostlar gibi oldu bu ikili. Tabii biz birçok defa Tahran'a gittiğimizde misafirliğe gidiyorduk. Hac Kasım bizi ziyafete, misafirliğe çağırıyordu. Sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde. Ve şehit Ahmet Kazimi de geliyordu. Başka kardeşlerimiz de geliyordu oraya. Hayatta olan kardeşlerimiz. Ben o dönemler Hac Kasım ile Hacı Ahmet El Kazimi arasındaki o güçlü ilişkiyi görüyordum. Diyebilirim ki Hac Kasım ile Hacı İmad Muğniye arasındaki o ilişkiler Hac Kasım ile Hacı Ahmet Kazimi arasındaki ilişkilere çok benzemekteydi. Bunu söyleyebilirim. Siz Hacı Kasım Süleymani Medresesi'nden bahsettiniz. Bu terimi hangi amaçla kullanıyorsunuz? Ne demek bu? Tabii bu İmam Hümeyni'nin mektebinden, medresesinden başlamış bir süreçtir. Ancak şunu söyleyebilirim ki, iş meselesinde sorumluluk üstlenme konusunda Hac Kasım'ın üstlendiği sorumluluk bir mektep gibidir, bir okul, bir medrese gibidir. Burada kastedilen belirli bir kültür, belirli bir yöntem olabilir. Şöyle bir misal verebilirim. Misalen, tabii bunun bu bir şeyden bahsederken düşünmek gerekir, acele etmeden anlamlandırmak gerekir. Mesela Hac Kasım devrim muhafızları içerisinde bir komutandı. O Tahran'da oturabilirdi ve başkalarına gelin yanıma, her zaman yanıma gelin
Ve her zaman onlarla oturup onları dinleyebilirdi, meselelerini takip ederdi rutin bir şekilde. Veya Lübnan'a, Suriye'ye, Irak'a, başka yerlere gittiğinde 6 ayda bir, 1 yılda bir onları denetlemeye gidebilirdi. Genelde komutanlar böyle yapar. Ancak aç kalsın mektebi direkt iş sahasına gitmektir. İş sahasında olmaktır. Başkalarının yanına gitmektir. Biz 1998'den itibaren ilişkilerimizin başlamasının ardından, Hac Kasım'la ilişkimizin 98'de başlamasının ardından 20 sene yani. Bizim Tahran'a gitme sayımız azdır. Ancak o daima buraya geliyordu. Her zaman gelen oydu. Tabii ki bu sahaya gelmesi, burada kardeşlerimizle karşılaşıyordu, hepsini görüyordu. Direkt cephelere gidiyordu, savaşçılarla, mücahitlerle görüşüyordu. Bu onun komutanlıkta, liderlikteki güzelliklerindendir. Ve bu komutanlığı o direnişçilere güç veriyordu, sevgi veriyordu, onlara sevgisini gösteriyordu. Ben her zaman sizin yanınıza geleceğim. Zahmet etmeyin, Tahran'a gelmeyin. Ben sizin yanınıza geleceğim demekteydi lisani hal ile. Bunun ahlaki ve manevi bir etkisi vardı buradaki sorumlular üzerinde. Aynı şekilde bu ona her türlü görüşü, her bakış açısını dinleme fırsatı veriyordu. Sadece onun yanına giden sorumluları dinleme fırsatı değil, tüm görüşleri dinleme fırsatını yakalıyordu ve bakış açısı daha geniş olabiliyordu. Ve bu şekilde yani uç noktadaki derecelere gidiyordu ve her aşamada, her kademedeki kardeşlerimizle bir araya geliyordu. Ve bu şekilde daha geniş, daha kapsamlı, daha derin bir fikir elde ediyordu. Sorumluluk alanında olan o sahalardan, o cephelerden, o meydanlardan çok derin bir fikriye sahip oluyordu. Sadece sorumluların ona verdiği raporla yetinmiyordu. Tartışıyordu, müzakere ediyordu. Tüm görüşleri görüyordu. İşte Hac Kasım'ın mektebi, medresesi dediğimde bunu kastediyorum. Bu başka askeri generallerin yapmadığı bir şeydir. Belki İran'daki cephelerde büyük komutanlar meydanlara inebilir, sahalara inebilir. Ancak bu İran'a has bir şeydir. Bu İran dışında olan bir şey değildir. Bu bir yön, bu bir tarafı Hac Kasım'ın. Diğer bir tarafı ise, yönü ise Hac Kasım acı çekmezdi ve yorulmazdı. Acısını hissetmezdi, yorulmazdı. Hepimiz yoruluruz. Ve bazen üzerimizde ciddi baskı hissederiz, üzerimizde sorunların çöktüğünü hissederiz. Ancak Hac Kasım saatlerce çalışırdı ve yorulduğunda yine çalışırdı. Ben hatırlıyorum, bazen bizim ziyaretimize geldiğinde bazen dişinde ağrı oluyordu. İnsan bu ağrıya tahammül edemez. Ancak biz ona doktor getirelim derdik. Hayır, toplantımız bittikten sonra derdi. Yani 6 saat boyunca toplantı devam ederdi. O toplantıda müzakereler, tartışmalar olurdu ve 6-7 saat boyunca o acıyı çekerdi ve sonrasında doktora giderdi. Ona özel bir böyle acı çekme durumu vardı. Ben hiçbir insanı hatırlamıyorum. Mübalağa yapmıyorum. Bu kadar acıya, soruna tahammül edebilen başka bir insan hatırlamıyorum. Bu konuda mübalağa etmiyorum. Ve aynı şekilde Hac Kasım her zaman işlerini takip ederdi. Sürekli takip ederdi. Hac Kasım bir işi takip ettiğinde, işle ilgilendiğinde ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün hassas bir şekilde sürekli o işi takip ederdi.
acele etmezdi, ancak dakik ve ince bir şekilde, hassas bir şekilde o işi takip ederdi. Böyle bir iki hafta boyunca ertelemezdi. Yani 20'li yaşlarındaki bir genç gibi. Bazıları diyebilir, yani ben gelecek ay bu işi takip edeceğim, önümüzdeki aylarda bu işle ilgileneceğim diyebilir. Hayır, o öyle değildi. O 5 yılda sonuçlanacak bir meseleyi 1 yılda sonuçlandırırdı. Bu onun ısrarı ve dikkatli takip edişi sonucuydu. İşlerin üzerine eğilmesi sonucuydu. Çok şiddetli bir tevazusu vardı. Aşırı mütevaziydi. Bu tevazusu, mütevaziliği askerlere tesir ediyordu. Askerleri etkiliyordu. Savaşlarda, çatışmalarda savaşan insanlar tabii ki kibre kapılabilirler. Kibir hissedebilirler. Hacı Kasım çok mütevaziydi. Çok sıradan insanlara karşı da çok mütevaziydi. Bu onun mektebinin bir parçasıdır, onun öğretilerinin. Tabii hepimizin mütevazi olması gerekmektedir. Ancak bu sorumluluktaki bir kişinin bu derecede mütevazi olması çok önemli bir şeydir. Hacı Kasım'ın mektebinden, medresesinden bahsederken, yani tehlikelere karşı tahammül etmek, göğüs germek, o sürekli ölümün ağzına gidiyordu. Sürekli en ön cephelere gidiyordu. Ben onunla sürekli bu konuda tartışırdım. Ben onu hep çekmek isterdim. Arkada durmasını isterdim. Ancak hiçbirimiz onu geri çekmeye güç yetiremezdik. Onu men edemezdik. Onu ön cephelere gitmekten alıkoyamazdık hiçbirimiz. O şiddetli günlerde, zor günlerde hazır olan bir adamdı. Mesela Temmuz Savaşı'nda 2006'daki 33 gün savaşlarında Tahran'dan Şam'a geldi o. Bizimle iletişim kurdu ve dedi ki ben Güney Lübnan'a gelmek istiyorum dedi. Dahiye'ye gelmek istiyorum dedi. Biz nasıl geleceksin, gelemezsin. Tüm yollar bombalandı, tüm köprüler bombalandı, yollar kesik. Siyonist İsrail'in uçakları her tarafı bombalıyor. Durum tümüyle savaş durumu. Mümkün değil buraya gelmen, ulaşman, dahiye'ye gelmen hiç mümkün değil. Dedik. Ancak o çok ısrarcıydı ve dedi ki eğer siz bana araba göndermezseniz benim gelmem için ben oraya geleceğim dedi ve ısrar etti ve geldi. Tüm o süre boyunca, tüm o savaş süresince bizimle birlikte burada durdu. Suriye'deki savaş sürecinde, IŞİD'le mücadele sürecinde, Irak'ta IŞİD'le mücadele sürecinde Iraklı kardeşlerimiz bahsediyor. Hep ön saflardaydı. Bu bir özelliktir, bu ona has bir şeydir. Generaller genelde arka planda dururlar ve askerleri, grupları sevk ederler, onlara talimat verirler. Nizami, düzenli ordular da böyledir. Ancak Hacı Kasım böyle değildi. Biz Hacı Kasım'ın mektebi derken, Hacı Kasım mektebi İmam Hümeyni'nin ve İmam Khamenei'nin mektebinden bir parçadır. Ve İran'daki savaşın tecrübesinin bir parçasıdır. İran'a yüklenilen, farz kılınan savaş büyük bir tecrübe idi ve Hacı Kasım'ın şahsiyetinde bütün bu tecrübeler tecessüm etmişti. Hizbullah'ın 1998'den sonraki durumu nasıl oldu? Hacı Kasım Kudüs Gücü Komutanlığı ile İmad-ı Muğniye'nin Hizbullah içerisindeki liderliği arasında nasıl bir irtibat kurmuştu? İkisinin liderliği nasıl bir irtibat içerisindeydi? Tabii bunun çok önemli bir etkisi var. 1982'den 1998'e kadar büyük bir
zafer kazanıldı Lübnan'da. Bu şuydu, Siyonist İsrail askeri Sur, Sayda, Beyrut, Dahiyelerden çıkışa zorlandı. Ve güvenlik sınırına Lübnan ile işgal altındaki Filistin toprakları arasındaki güvenlik sınırlarına çekildi. Buna zorlandı Siyonist İsrail ordusu. Ve bu başarılar, Hizbullah'ın bu başarıları habire arttı, habire sürekli arttı. Ancak 1998'den sonra 1998'e kadar olan bu başarılar yavaş başarılardı. Hızlı ilerleyen başarılar değildi. Ancak ilerliyordu. Başarılarımız vardı, ilerliyordu. Ancak daha yavaş ilerliyordu. Bu ilerlemelerimiz yavaş idi. Ancak Hac Kasım sorumluluğu üstlendikten sonra 1998'de Kudüs Gücü Komutanı olduktan sonra ve Hac İmad Muğniye de aynı sene Hizbullah'ın cihadi komutanı olduktan sonra ve aralarında güçlü bir ilişki oluştuktan sonra ve Hac Kasım gelip eksiklikleri görüp ihtiyaçlara muttali olduktan sonra tabii biz ona söylüyorduk Hac Kasım. Şu iş şöyle olursa daha iyi olur, şu konuda acele etmemiz lazım, Siyonist İsrail'e karşı şu eksiklikleri gidermemiz lazım ki ilerleyebilelim diyorduk. O da bu fikirleri alıyordu ve bunları destekliyordu ve bu eksiklikleri tamamlıyordu. Ve İran'da, Tahran'da bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışıyordu. Askeri ihtiyaçlarımızı gideriyordu. Direnişçilerin eğitiminden tutun, diğer tüm alanlardaki ilerlemelerin olmasına destek oluyordu. Biz direnişin tarihine baktığımızda 1998 yılı ile 2000 arasında kemiyet ve keyfiyet açısından, nicelik ve nitelik açısından direnişin imkanlarının her şekilde ilerlediğini görürüz. Hac Kasım'ın sorumluluğu üstlenmesinin ardından nicelik ve nitelik açısından direnişin potansiyeli yükselmiştir. Ve aynı şekilde artık işler onun tarafından takip edilmeye başlanmıştır. Sürekli eksiklikleri, noksanlıkları o iki yılda takip etmiştir, tamamlamıştır ve o büyük zafer başarılmıştır. 2000 yılındaki zafer, Siyonist İsrail'in Lübnan'dan çıkışa zorlanması, tabii hiç kimsenin yaptığı işi noksan görmemek lazım. Ancak burada Hac Kasım'ın ciddi bir etkisi vardır. O son iki yıl, 98 ile 2000 yıl arası, o yılların ayrı bir özelliği vardır. O ilerleme ve o güçlenmenin olmasında Hac Kasım'ın ciddi bir etkisi vardır. Güney Lübnan'ın özgürleşmesinin ardından Hac Kasım Güney'i ziyaret etti mi? Geldi mi buraya, Güney'e? Bununla ilgili o günlerle ilgili hatıralarınız var mı? O her zaman Lübnan'a geliyordu ve o her hafta hemen hemen geliyordu. Yani her iki haftada bir, her üç haftada bir Lübnan'a geliyordu. Her ayda bir değil. Ve sürekli geldiğinde Dahiye'ye geliyordu, Güney Dahiye'ye geliyordu, Beyrut'un güneyine geliyordu. Ve her zaman güneye gidip ön cephelere gidiyordu, savaşçı, direnişçi kardeşlerimizle bir araya geliyordu. Tabii biz her zaman o ön cephelere gitmesini engellemeye çalışıyorduk, ancak o her zaman o cephelere gidiyordu. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesinden sonra sizin Seyyid Ayetullah Ali Khamenei ile karşılaşmanız oldu. Bununla ilgili bir hatıranız var mı? O Lübnan'ın güneyinden çekilmelerinden önceydi.
Ben tabi ben bu İranlı bazı kardeşlerimizden bunu istemiştim. Lübnan'ın güneyinin özgürleştirilmesinden kurtarılmasından birkaç ay önce Lübnan'daki direniş liderlerinden bir grup arkadaşla birlikte, aralarında Hacı İmad Mughniye ve Şehit Seyyid Mustafa Bedreddin de vardı. Biz İmam Khamenei ile birlikte Lübnan'daki gelişmeleri konuştuk. Tahran'da 2000 yılındaki o İsrail'in çekilmesinden kısa bir süre önce. Tabii ben İsrail'in güneyden çekilmeyeceğini düşünüyordum. İsrailliler bir topraktan bazı garantiler, ittifaklar, taahhütler, güvenlik taahhütleri aldıktan sonra ancak çekilirler. Çok zordur ki herhangi bir baskı altında çekilmeyi, savaş baskısı altında çekilmeyi kabul etmeleri zordur. O şekilde düşünüyordum o zaman. Eğer baskı ile, bizim baskımız ile Siyonist İsrail'i çekilmeye zorlarsak bu savaş dengeleri açısından çok büyük bir değişim olacaktır diye düşünüyordum ve bu bütün bölgeyi etkileyecektir diye düşünüyordum. O dönem Ehud Barak düşman ordusu, düşmanının başbakanıydı ve diyordu ki, o dönem şunu söylüyordu: ben eğer seçimlerde başarılı olursam, hatırladığım kadarıyla Temmuz ayında Lübnan'ın güneyinden çekileceğim diyordu. 2000'in Temmuz ayında. Ve bu onun seçim kampanyasındaki vaatlerinden bir tanesiydi. Biz İmam Khamenei ile bir araya geldiğimizde 1999'un son aylarıydı ve ona dedik ki biz Siyonist düşmanların o dedikleri vakitte oradan çıkmalarını uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Onlar daha çok yer elde etmek istiyorlar. Lübnan ve Suriye yetkilileri de Ehud Barak'a bu imkanı tanımıyorlar. Ya burada kalacak Siyonist askerler ve Hizbullah direnişinin baskılarına ve saldırılarına tahammül edecek, ya da bu baskılar sonucunda buradan çekilecek ve bu çok büyük bir stratejik değişime yol açacak bölgede. Biz bu ikinci ihtimali uzak olarak görüyorduk. İmam Khamenei o görüşmede bize bu ikinci ihtimali uzak olarak görmeyin, bunu da bir ihtimal olarak görün ve bunu makul bir ihtimal olarak görün. İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çıkacağını düşünün, şartsız ve anlaşmasız bir şekilde. Tabii bunu ihtimal dahilinde görün dedi. Aynı gün bu Hizbullah'ın şurasıyla İmam Khamenei arasındaki toplantıda İmam Khamenei böyle söyledi. Aynı günün akşamı Hizbullah'ın cihadi askeri liderleriyle bir toplantı gerçekleşti İmam Khamenei. 50 komutan vardı orada. 50 Hizbullah komutanı vardı. Biz akşam ve yatsı namazını İmam Khamenei ile birlikte kıldık. Ve dedik ki komutanlar İmam Khamenei'nin elini öpüp çıkarlar diye düşündük. Ancak namaz bittikten sonra tüm komutan kardeşlerimiz askeri elbiselerini giymişti. Tabii cephe insanlarına benziyorlardı. Tabii Sayın Devrim liderinin arkasında namaz kılmalarından ötürü etkilenmişlerdi. Bazıları ağlamıştı, ağlıyordu. İmam Khamenei bana dedi ki onlara oturmalarını söyle, ben onlara konuşacağım dedi. Tabii böyle bir planlanmış bir şey değildi, böyle bir plan yoktu. Ve bana dedi ki ben konuşacağım Farsça, sen de onlara Arapçaya çevir dedi. Ve konuşmaya başladı. Onun söyledikleri arasında şunlar vardı: siz, ey evlatlarım, siz büyük başarıların, zaferlerin önündesiniz ve sizin zaferiniz, başarınız çok yakındır. Yani Hizbullah'ın siyasi liderleriyle yaptığı görüşmede
O bize iki ihtimal var. Siyonist güçler çıkabilir, çıkmaya da bilir. İkisine de kendinizi hazırlayın dedi. Ancak komutanlarla görüşmesinde bana bakarak, tebessüm ederek şunu söyledi. Dedi ki, sizin zaferiniz çok yakındır. Bazılarının zannettiğinden daha yakındır diyerek bana baktı ve güldü, tebessüm etti. Tabi burada 50 komutan var. Dedi ki siz, eliyle işaret etti ve dedi ki siz tümünüz gözünüzle bu zaferi göreceksiniz dedi. İmam Hamane'yi eliyle bütün bu komutanları işaretlerek böyle söyledi. Tabi ben endişelendim. Çünkü bu kardeşlerimiz İmam Hamane'nin tüm kelimelerini inceliyorlar. Ve baktım ki İmam Hamane'yi hepsine siz gözlerinizle bunu göreceksiniz diyordu. Ben de düşündüm, yarın bu komutanlardan bazıları cephede şehit düşerse İmam Hamane'yi hepiniz bunu göreceksiniz demişti. Ne olacak diye düşündüm. Tabii bu acayip bir mesele ve hep bu komutanların tümü, ön cephelerde komutanlık yapan tüm bu komutanlar bu görüşmeden 6-7 ay sonra, tabi her gün operasyonlar vardı ve bütün bu komutanlar, o toplantıya katılanların tümü o operasyonların kalbindeydiler ve o toplantıya katılan tüm komutanlar Siyonist İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çıkışını gözleriyle gördüler. Ve hiçbirisi o zaferi görmeden önce şehit olmadı. Ancak o zaferi gördükten sonra bazıları şehit oldu. Ancak o 50 komutanın tümü, İmam Khomeini'nin söylediği gibi tümü gözleriyle 2000 yılında o zaferi gördüler ve Siyonist düşmanın Lübnan'ın güneyinden çıkışına şahit oldular. Tabii tüm bu görüşmeleri Hac Kasım tertip ediyordu, o idare ediyordu. Ve İmam Khamenei kayıtsız ve şartsız bir şekilde yakında Lübnan'ın güneyinden çıkacak dediğinde bölgemizdeki tüm analistler başka bir şey düşünüyorlardı. Lübnanlılar, Suriyeliler, Filistinliler, bölgedeki tüm siyasetçiler, uzmanlar, İran'daki uzmanlar dahi başka bir şey düşünüyorlardı. Ve diyorlardı ki Siyonist İsrail bazı taahhütler, ittifaklar elde etmediği sürece hiçbir şekilde Lübnan'ın güneyinden çıkmaz diye düşünüyorlardı. Ancak İmam Khamenei çok açık ve kararlıydı bu meselede ve onun dediği gibi de oldu. 2000 yılında ki İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çıkışıyla 2006'daki savaş arası. Bu sürece baktığımızda görüyoruz ki Hizbullah gözle görülür bir şekilde gücünü yükseltmiştir ve gücüne güç katmıştır. Burada Hac Kasım'ın rolü nedir? Hakikatte şunu söyleyebilirim ki Hac Kasım'ın Lübnan'daki direnişe en büyük etkisi bu seneler arasında olmuştur. 2000 ile 2006 yılları arasında diyebilirim. Çünkü 98'de Kudüs Gücü Komutanı olmasıyla 2000 yılındaki Siyonist İsrail'in Lübnan topraklarından çıkması süreci arasında Hac Kasım gelip sahayı tanıyordu. 2 yıl boyunca sahayı tanıma ihtiyacı vardı. İhtiyaçlarını anlıyordu. Sahanın eksiklerini gideriyordu. Ve 2000'den sonra Siyonist düşmanın bu bölgeden çıkmasının ardından Hac Kasım'la şunu düşünüyorduk. Diyorduk ki Siyonist düşmanla kesinlikle bir savaşımız olacak diyorduk. Eden
Mezar-ı Şib'a ve Kefer Şub'a isimli toprakta Siyonist düşmanın varlığı kalmıştı ve Siyonist düşmanı bu bölgeden çıkarmak için sadece saldırılar düzenlemek ile, yani düzenli ordu olmadan bu işi yapmak zor idi. Dolayısıyla düzenli ordu bir şekilde İsrail'e karşı savaşmak lazımdı. Ve Siyonist İsrail 2000 yılında yenilgiye uğradıktan sonra, Güney Lübnan'dan çekildikten sonra İsrail'in bunu kabullenmeyeceğini ve Hizbullah ile savaşmak isteyeceğini, Hizbullah'a darbe indirmek isteyeceğini biliyorduk. Güç ile işgal ettiği topraktan Siyonist İsrail, Hizbullah'ın baskısı, ateşi ve savaşı sonucu çıkmıştı. Bunun önceden bir örneği yoktur. İsrail ve bütün dengeler, bütün stratejiler değişmişti. Bu fikri, askeri, kültürel, siyasi ve askeri açıdan bir stratejik değişimdi. Siyonist İsrail buna müsaade etmeyecekti ve Siyonist İsrail 2000'de çekilmesinin ardından Lübnan'a direnişe bir tabiri caizse ders vermek isteyecekti ve ben ezeceğim burayı, ben büyük bir bedel ödeteceğim diyecekti. Bunu biliyorduk. Ve dolayısıyla biz 2000 yılından itibaren Haç Kasım ile bunu düşünüyorduk ve o büyük savaş gününe kendimizi hazırlamaya başladık 2000'den 2006'ya kadar. Tabii biz bu savaşın ne zaman olacağını bilmiyorduk. 2001'de mi, 2003, 2004, 2005, 2006 mı bilmiyorduk. Ta ki 2006'da Temmuz Savaşı başlayana kadar. Yüce Allah bize 6 yıllık bir fırsat verdi bu savaşa hazırlanmamız için. Biliyorduk bu savaşın olacağını. Siyonist İsrail'in bedelsiz bir şekilde baskı altında Hizbullah'ın silahı ile Hizbullah'ın silahından dolayı çekilmeye mecbur olduğu için geri döneceğini ve savaş yapmak isteyeceğini biliyorduk. Ve Haç Kasım ile aynı görüşteydik ve hazırlığımıza başladık. Dolayısıyla burada Haç Kasım'ın özelliği ortaya çıkıyor. Haç Kasım büyük bir ufuk açtı arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Tabii bugün söylediklerim düşman tarafından bilinmektedir. Ben sırları açıklamıyorum şu an. Haç Kasım görevinin başlamasının ardından Hizbullah'ın büyük bir füze gücü oldu. Roket ve füze gücü oldu, özellikle füze gücü. Füze gücünün oluşturulması bu basit bir şey değildi. İnsan kaynağına ihtiyaç var. Yeterli bir bilgiye gerek var ve uzak bir yerden füze getireceksiniz ve o füzeleri düşmandan saklayacaksınız, hatta dosttan da saklayacaksın bu füzeyi ki savaş döneminde kimse istifade etmesin bu bilgilerden ve gerçekten yaratıcılığa, icat ediciliğe, sakinliğe, dakik olmaya ihtiyaç var bunları yapabilmek için ve tüm bunlarda Hac Kasım'ın, Hacı İmad Muğniye'nin büyük bir etkisi vardı. Füze gücünün oluşturulması ve o füzeleri taşıyan o cihazların oluşturulması, yeni silahların icat edilmesi. Deniz füzeleri, deniz füzeleri mesela, bu önceden bizde yoktu. Denizde İsrail'i vurabiliyorduk mesela. Ve Haç Kasım bu göreve gelmesinin ardından Haç Kasım'ın destekleriyle Hizbullah ciddi bir şekilde hazırlığını yapmıştı, kendini tamamlamıştı, hazır hale getirmişti Siyonist düşmanla karşılaşmak ve savaşmak için. Ve şunu söyleyebiliriz ki
Yüce Allah'ın yardımının ardından Hac Kasım ve Hac Kasım ile direkt irtibatta olan Hacı İmad Muğniye ve diğer kardeşlerimizin ciddi çabaları, çalışmaları sonucuydu bu başarımız. Tabii tüm bu başarımızın oluşması için Hac Kasım füze temininde bulunuyordu, stratejileriyle, fikirleriyle bizi destekliyordu. Tabii tüm bunlar İmam Hamane'nin himayesi ve direnişe olan desteğiyledir. 2006 sürecine gelmek istiyorum. O 2006 savaşında Hac Kasım'ın tesiri, etkisi nasıl oldu? Tabi Hac Kasım Hac Kasım ile 2006 savaşındaki anılarınızı anlatmanızı istiyoruz. Öncelikle Hac Kasım'ın Lübnan'a gelişinin kendisi çok önemli bir şeydi. O gelmeyebilirdi, böyle bir yani bunu yapmayabilirdi. Tahran'da durup Tahran'dan savaşı takip edebilirdi. Veya Şam'a gelebilirdi. Bize daha yakın olduğu için Şam'dan savaşı takip edebilirdi. Şam o dönemde çok güvenli bir bölgeydi. İsrail'in tüm saldırılarından emin bir konuda için. Ancak o bizim yanımıza gelmek için ısrar etti. Yanımıza geldi. 2006 savaşında biz ilk gün oturduk. Tabii ilk gün savaş başladı. Savaş başladıktan sonra Şam'a geldi. Şam'dan sonra Güney Dahiye'ye geldi. Beyrut'un güneyine geldi. Tabii ilk günlerde yetişti bize. Tabii çok tehlikeli şartlar altında geldi. Sonra Tahran'a döndü İmam Hamane'ye ve oradaki diğer sorumlu kardeşlere buradaki durumu aktarmak için. Sonra tekrar İran'dan bize döndü. Tabii ikinci gelişine de gerek yoktu. İsterse Şam'dan durumu idare edebilirdi veya Tahran'dan durumu idare edebilirdi. Tabi geldiğinde kendi eliyle Hac Kasım'ın kendi eliyle yazdığı İmam Hamane'nin bir mesajı vardı. İmam Hamane'nin mesajını Hac Kasım kendi eliyle yazıp bana ulaştırdı ve savaş bitene kadar, son güne kadar bizimle birlikte burada kaldı. Dolayısıyla o savaş süreci içerisinde iki kere geldi. İkinci gelişinde savaşın sonuna kadar kaldı. Ve savaş bittikten sonra Hac Kasım bana sarıldı, vedalaştık ve dedi ki ben artık mutmain oldum, içim rahat ve ben artık Tahran'a döneceğim. İhtiyacınız olan meseleleri takip etmek için oraya gideceğim dedi. Ve dolayısıyla savaş sürecinde hep bizimle birlikte kaldı. Tabii bu son günlerde ortaya çıkan bir mesele. Hac Kasım şehit olmadan önce verdiği röportajda bunu açıklamıştı. Bu sır idi. Kimse bilmiyordu son aylara kadar. Hac Kasım'ın Lübnan'da oluşu, Lübnan'da 2006 yılında Lübnan'da savaşı idare etmesi bilinmiyordu. Tabii onun burada olması bizim için bir psikolojik bir destek idi, manevi bir destek idi, şiddetli bir savaş yaşanıyordu. Ve birçok kardeşimizin, birçok insanımız göç etmişti. Birçok ev, hastane, mescit yıkılmıştı İsrail savaş uçakları tarafından. Bu dönemde tabii ki Amerika ve Avrupa, Rusya ve Çin dahil hepsinin tutumu direnişe karşı olumsuz idi. Hepsi İsrail'i destekliyordu.
Arap Birliği'nin, Arapların açıklamaları kötüydü. Hatta Lübnan içerisinde bile iki fikir oluştu. Dolayısıyla direniş, Lübnan'daki direniş ciddi bir psikolojik baskı altındaydı. Haç Kasım'ın bizim aramızda oluşu manevi, ruhi ve psikolojik bir destek idi. İlk olarak bu. Aynı şekilde Haç Kasım'ın yanımızda oluşu fikri olarak bir destek idi bizim için. Biz birlikte oturduğumuzda ne yapalım diyorduk, istişare yapıyorduk ve kararlarımızı alıyorduk. Şu adımı atalım, şu diğer adımı başka bir zaman erteleyelim şeklinde adımlar atıyorduk. Ve biz o süreçte Tel Aviv'i bombalayacak bir aşamaya gelmiştik. Ancak savaşta bu yapılmadı. Savaş dengeleri açısından biz düşmana su meşazı verdik. Eğer siz Beyrut'u bombalarsanız biz de Tel Aviv'i bombalayacağız dedik ve düşman korktu ve Beyrut'u bombalamaya cüret edemedi 2006 savaşında. Dolayısıyla Haç Kasım ile Hacı İmad arasındaki konuşmalar, müzakereler, tabii o diğer arkadaşlarla müzakere ediyorlardı, sonra yanıma geliyorlardı. İlk günlerde hepimiz bir aradaydık, ancak sonrasında hepimiz kendi aramızda taksimat yaptık ve şundan çekindik. Bulunduğumuz mekanın bombalanıp hepimizin şehit olmasından korktuk. Tabii ki biz hepimiz şehadet aşıklarıyız. Ancak sorumluluk vardır. Sorumluluğumuzu da yerine getirmemiz lazım. Şehit olup sorumluluğumuz ortada kalırsa bu da olmaz. Ve biz hepimiz ayrı yerlerde kalma kararına vardık. Ben ayrı bir yerdeydim. Hac Kasım ile Hacı İmad Mughni'ye aynı yerde kalıyordu. Ve dolayısıyla karar almak için istişare yapıyordu arkadaşlarımız. Sonra yanıma geliyorlardı. Tabii bizim görüşmelerimizde hakim olan hava, ortam sükunet idi, sakinlik idi. Kardeşlerimiz bir mutmainlik içerisinde, sükunet içerisinde düşünüyorlardı, güzel kararlar alıyorlardı ve Haç Kasım tüm bu tartışmalara, müzakerelere, kararlara iştirak ediyordu. Ancak açıklanmak açısından Haç Kasım hiçbir zaman arkadaşlarımıza fikrini zorlamıyordu. Zorla şunu uygulayın demiyordu. Münakaşa ediliyordu, müzakere ediliyordu ve hiç baskı yapmıyordu. Kendi fikrinin uygulanması için baskı yapmıyordu. İşte bu Haç Kasım Mektebi'nin bir parçasıdır. Yani Haç Kasım yardım ediyordu, yardımcı oluyordu, onlara emir vermiyordu, onlara baskı yapmıyordu, illa şunu yapın demiyordu ve bu hiç kimseyi rahatsız etmiyordu. Bu güzel iletişime neden oluyordu. Ve Haç Kasım diyordu ki siz bu bölgenin halkı sizlersiniz, Lübnanlı olanlar sizlersiniz, kararı verecek olan sizlersiniz. Ve bazen şunu söylüyordu, siz bazen katılmadığı halde, mesela direniş içerisindeki arkadaşlarımız fikrini ortaya atıyorlardı. Haç Kasım o fikre katılmadığı halde şunu söylüyordu, siz münasip görüyorsanız uygulayın ve Allah'a tevekkül edin, inşallah hayırlı olur diyordu. Ve biz dolayısıyla zafer günlerimizde seviniyorduk. Bir musibet geldiğinde başımıza üzülüyorduk ve Haç Kasım da diğer kardeşlerimiz gibi ağlıyordu, üzülüyordu.
Ve Hac Kasım'ın çok üzüldüğü, etkilendiği bir mesele var. O Lübnan'da mücahitlerin mektubu olarak bilinmekte. Direniş cephesindeki kardeşlerimiz bana bir mektup gönderdiler. Çok güçlü bir mektup idi. Ve basın organlarında da yayınlandı bu mektup. Çok etkili bir mektuptu. Bu mektup basında, medyada, televizyonlarda yayınlandığında insanların çoğu ağlıyordu. Hac Kasım da televizyonda bu mektubu dinlediğinde ağlıyordu. Tabii bu televizyonda bu mücahitlerin mektubu sürekli yayınlanıyordu. Sonrasında bu mektuptan müzikler, marşlar üretildi. Tabii ben bir hitabım sırasında bu mektubu ben de okudum ve benim karşımdaki bir mekanda da Hac Kasım'la Hac İmad Mughniye oturuyordu ve beni dinlerken Hac Kasım da orada ağlıyordu Hac İmad ile birlikte. Tabii bunlar hep hatıralar. Tüm bu üzüntü, sevinç, mutluluk, ağlama, tüm bu hallerimizde Hac Kasım bizimle birlikteydi. Ve 33 gün savaşında Hac Kasım bizim sevincimize seviniyordu, üzüntümüzle üzülüyordu, acımızı hissediyordu. Bizden biriydi, bizim koruyucumuz gibiydi, kardeşimiz, abimiz gibiydi. Ve bu süre içerisinde Hac Kasım yapabileceği her şeyi yaptı. Bir sorumlu olarak, Kudüs gücünün komutanı olarak ve İranlı yetkililerle yapması gereken şeyler babında her şeyi yaptı. Peki Hac Kasım için endişelenmediniz mi? Tabii ki endişelendim. Çok endişeleniyordu. Ancak bu tümüyle Allah'ın yardımıdır. İsrailliler birçok defa rastgele binaları bombalıyorlardı. Yani bilgiye dayanmaksızın rastgele binaları bombalıyorlardı. Biz birçok bilgiyi Siyonistlerden sakladık tabii ki. Ben şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki Siyonistler benim nerede olduğumu, Hac Kasım'ın nerede olduğunu bilmiyorlardı. Bu gizliydi. Operasyon odalarının nerede olduğunu bilmiyorlardı. Bunu size açık bir şekilde söyleyebilirim. Ancak biz rastgele bombalanmaların hedefi olmalarından korkuyorduk Hac Kasım'ın ve kardeşlerimizin. Mesela bir seferde, tek seferde düzenli bir şekilde yan yana olan binaları 1, 2, 3, 10'a kadar böyle bombalıyordu Siyonist düşman. Hava bombardımanına tabi tutuyordu. Ve biz şundan endişe ediyorduk. Bu rastgele bombalamalarda Hac Kasım ve arkadaşlarımızın hedef alınmasından korkuyorduk. Dolayısıyla bizi ve Hac Kasım'ı ve diğer arkadaşlarımızı koruyan Yüce Allah'tı. Siz Hac Kasım'ın Lübnan'dan İran'a bu süreçte 33 günlük süreçte gidip geldiğini söylediniz. Çok defa değil, bir defa gidip geldi, buraya geldi, tekrar İran'a gitti, sonra geldi ve savaş bitene kadar burada kaldı. İran'dan ikinci gelişinde kendi el yazısıyla yazmış olduğu İmam Hamaney'in mektubunu getirdi ve bana şunu söyledi. İmam Hamaney Meşhed'de yetkilileri topladı, bir araya getirdi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a ve Lübnan'daki direnişe karşı neleri yapabileceği konuşuldu. Konuşulmasının ardından İmam Hamaney Hac Kasım'dan bu toplantıdaki konuşulanlar ve içeriğine dair bilgileri yazmasını istedi. Ve İmam Hamaney Hac Kasım'a bunları yaz ve Seyyid Hasan Nasrallah'a bu bilgileri ilet ve onlara yapabileceğimiz şeyleri anlat.
dedi. Ve Hac Kasım geldi ve o mektubu bana okudu. İmam Hamane'nin söyledikleri yazdırdıklarını bana okudu. Orada talep edilenlerden, istenilenlerden bazıları şunlardı. İmam Hamane'yi tabi çok önemli bir şey bu. Savaşın ilerleyişi içerisinde çok önemliydi. Tabi Hizbullah bazıları şu eleştiri yapıyorlardı Hizbullah'a. Hizbullah niye iki İsrail askerini esir aldı da Lübnan'a yönelik bir savaşa neden oldu diyorlardı. İmam Hamane mektubunda şunu söylüyordu. Muhakkak ki Hizbullah'ın iki İsrail askerini esir alması Yüce Allah'ın lütuflarından bir lütuftu. Bazıları bunun günah ve musibet olduğuna inanıyorlardı. Ancak İmam Hamane'yi bunun Allah'ın lütfu olduğuna inanıyordu. Niçin? İmam Hamane şunu söylüyordu. Çünkü Amerikalılar ve İsrailliler planlama yaptılar. Lübnan'a yönelik bir plan yaptılar. Yazın sonu, sonbaharın başlangıcında. 2006'da yani Eylül gibi bu savaşı yapmayı düşünüyorlardı ve bunun için plan yapmışlardı. Ancak siz bu iki askeri esir aldıktan sonra kendilerini emri vakı içerisinde buldular ve dediler ki fırsat geldi, hemen savaşa başlayalım dediler. Fark şu, Temmuz'da savaşın başlamasıyla yazın sonunda savaşın başlaması arasındaki fark şu. O planladıkları zamanda o savaşı yapmalarında siz plansız bir şekilde kendinizi savaşın içerisinde bulacaktınız ve direnişin liderlerini vuracaklardı, evleri bombalayacaklardı ve Lübnan içerisine gireceklerdi. Ancak siz bu iki askeri esir almanızdan sonra siz onları çektiniz. Siz onlara o şoku yarattınız. Onlar size şok oluşturacağına siz onlara şok oluşturdunuz. Dolayısıyla Yüce Allah sizin üzerinizden büyük bir belayı, büyük bir musibeti defetti dedi İmam Hamane o mektubunda. Tabii bunu ben sonrasında medya ile paylaştım. Medyaya bu tür şeyleri, buna benzer şeyleri söyledim. Ben bunu tabi medyada bunu söyledim. Tabi ben Hac Kasım'a bu mektubu getirdikten sonra Hac Kasım'a sonuç söyledim. Dedim ki İmam Hamane'yi bir delilden bahsetmiyor. Böyle bir analizi var ama delili yok. İmam Hamane'yi bunu söylüyorsa ben de söylerim tabii ki. Ve ben bunu basında da medyada da söyledim. Ve bu analiz için hiçbir delil de elimde yoktu. O dönem konuşmamın ardından merhum Muhammed Hassan'ın heykel, Üstad heykel, Arap dünyasında çok tanınan bir isim, El Cezire'de iki bölümlük bir röportaj verdi o dönem ve delilli bir şekilde İmam Hamane'nin bu analizini şahitlerle, delillerle o da açıkladı. Yine aynı şekilde İngiltere'de bir önemli yazar bu konuyla ilgili makale yayınladı. Amerika'da önemli bir yazar yine İmam Hamane'nin bu bahsettiği şeyi teyit edecek makale yayınladı. Bu tabii ki çok dikkat çekici bir şeydi. İmam Hamane nereden bu analizi buldu, bize verdi? İmam Hamane nereden bize böyle bir
fikir, mektup ulaştırdı. Bu çok önemliydi. Tabi bu ilk hafta geldi. İlk hafta bu mesaj geldi. Hap çok şiddetliydi, güçlüydü. Ve İmam Khamenei o dönem savaşı Hendek Savaşı'na benzetti. Medine muhasara altına alındığında Hazreti Peygamber için o günler çok zor idi. Ona ve onun ehli beytine, Medine ehline selam olsun. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmektedir Hendek'ten. Ve kalpler boyunlara, boğaza geldiğinde ve Allah için bazı zanlarda bulunulduğunda denilmektedir ayette. Ve İmam Khamenei bize bizim savaşımızı Hendek Savaşı'na benzetiyordu ve kesinlikle savaşı kazanacağımızdan bahsediyordu. Tabii herkes şunu o zaman televizyonlarda söylüyordu. Hizbullah nasıl İsrail'i yenebilir? Çok zor şartlarda Amerika'nın desteklediği, Avrupa'nın desteklediği İsrail'e karşı Hizbullah nasıl savaşı kazanabilir diyordu. Ancak Hizbullah savaşı kazandı tabii ki. İmam Khamenei mektubunda Allah'a sığının, Allah'a dua edin, Allah'tan isteyin ve savaşı kazanacaksınız diyordu. Ve İmam Khamenei mektubunda şunu söylüyordu. Hac Kasım'ın kendi eliyle yazıp getirdiği mektupta. Siz bu savaşı kazandıktan sonra siz bölgesel bir güç haline geleceksiniz ve o aşamadan sonra hiçbir güç sizinle savaşmaya ve sizi yenmeye güç yetiremeyecek diyordu. Bu çok garip bir durumdu. Tabii ben Hac Kasım bu mektubu bana okuduktan sonra ben Hac Kasım'a mizahen şunu söyledim. Bizim savaşı yenmemiz yeter. Biz bölgesel güç olmak istemiyoruz. Dedik Yüce Allah'ın yardımıyla Hac Kasım'a şaka olarak bunu söyledim tabii ki. Sadece bu savaşı kazansak bizim için yeterli dedik. Ancak gerçekleşen biz savaştan zaferle çıktık ve biz bölgesel bir güç haline geldik. Herkes bu savaşın Hizbullah'ı ezeceğini düşünüyordu ve Hizbullah'ın varlığını ortadan kaldıracağını düşünüyordu. Biz kazandık, Lübnan'da kaldık, bize bir şey olmadı Allah'a hamdolsun ve biz bölgesel bir güç haline geldik ve bu İmam Khamenei'nin savaşın ilk günlerinde Kazım Süleymani aracılığıyla bana gönderdiği mektupta zikredilen şeylerdi. Tabii Siyonist İsrail'in Temmuz Savaşı'nda hezimete uğramasının ardından Hizbullah'a yönelik baskılar yoğunlaştı. Rafik Hariri ile ilgili uluslararası mahkeme ve Hizbullah'ın silahları ile ilgili baskılardan bahsetmek istiyorum. Bu sorunlar yaşanırken Hac Kasım bu meseleleri nasıl analiz ediyordu? Tabii genel olarak bunları analiz etmek istiyorum. Ben Hac Kasım'ın sadece askeri bir lider olmadığını söyledim. O askeri lider olmakla birlikte siyasi bir uzman. O çok büyük bir siyasi analisti. Daha doğrusu ben onun siyasi mütefekkir olduğunu söyleyebilirim. O sadece malumatları, haberleri okumuyordu ve bunları analiz etmiyordu. O siyasi bir fikre sahipti ve üreticiydi. Siyasi fikir üretirdi. Ve geleceğe dair öngörüleri çok güzeldi, çok önemliydi ve tüm bölgeyle ilgili bu şekilde öngörüleri ve siyasi fikirleri vardı. Elindeki o bilgiler çok genişti tabii ki. Bu bir açıdan aklı ve üreticiliği, üretkenliği, fikri, analizleri, doğru analizleri onu başarılara yönlendiriyordu. Dolayısıyla Hac Kasım siyasi meselelerde benim nazarımda
onun bana göre onun siyasi yönü askeri yönünden daha önemliydi, daha güçlüydü. Ya da en azından ikisi de aynıydı diyelim. O bir stratejik üstad idi. O sadece düşünüp planlamıyordu yakın günler için. O sadece birkaç gün için plan yapmıyordu. O seneler için plan yapıyordu. Planlarını senelere göre kuruyordu. Programlarını senelere göre taksim ediyordu. Mesela Hizbullah'la ilgili ve diğer sahalarla, diğer direnç sahaları ile ilgili Hac Kasım'ın planı biz mesela bir program yaptığımızda kısa süreli 3 ay, 6 ay için planlar yaparız. Hac Kasım'da öyle yapıyorduk. 3 aylık, 6 aylık planlar yapıyorduk. Hac Kasım'da iş yapmaya başladıktan sonra, Hac Kasım'la Hac İmad Muhniye arasında ilişkiler güçlendikten sonra ilk defa o zaman 3 yıllık planlar yapılmaya başladı. 3 yıllık daha fazlası için, 3 yıllık tüm planlar, tüm mevsimler için, 3 aylık tüm mevsimler için planlar yapıldı. İlk mevsim şunu yapılacak, diğer tüm yılda 4 mevsim var. Ve tafsilatlı bir şekilde büyük bir kitaba tüm bu cetvel çizilirdi, yapılırdı ve bu başarılar elde edilirdi. Bu Hac Kasım'dan önce yapılan bir şey değildi. Aynı şekilde siyasi işlerde Hac Kasım bu şekilde tefekkür ederdi, düşünürdü, bölgeyi bu şekilde tahlil ederdi. Tabii sizin sorunuza gelecek olursak, Hac Kasım askeri meselelerde olduğu gibi siyasi meselelerde de bize yardımcı oluyordu, duhul etmiyordu, baskı yapmıyordu ve her zaman şunu söylüyordu: siz bu ülkenin halkısınız, bu ülkenin vatandaşları sizlersiniz, bu ülkede yaşananları, cereyan eden şeyleri siz daha iyi biliyorsunuz ve kararı sizin vermeniz lazım diyordu. Ancak Lübnan'la ilgili analiz ettiğinde, Lübnan'a yaklaşım sergilediğinde, Lübnan'a tüm bölge bölgeyi düşünerek analiz ediyordu, tahlil yapıyordu. Her halükarda çok önemli bir merhaleydi o, çok önemli bir aşamaydı. Ve Hac Kasım bize ciddi olarak destek oluyordu. Ve çok şükür Allah'ın yardımıyla o aşamayı geçtik, o sıkıntılı süreçleri. Hac Ahmet Kazimi şehit olduğunda ben Hac Kasım'ın tepkilerine şahit oldum. Çok üzülüyordu. Hac Kasım'ın Hacı Ahmet Kazimi'nin şehadetinde çok etkilenmişti. Peki Hac Kasım Şehit İmad Moğuniye ve Şehit Seyyid Zülfikar şehit edildiğinde nasıl tepki verdi? Nasıl üzüldü? Ne yapıyordu? Aynı şeydi. Aynı tepki verdi. Kardeşlerimizin arasında kendini tutuyordu. Vakur olmaya çalışıyordu, üzüntüsünü açığa vurmamaya çalışıyordu. Ancak özel oturumlarda çok güçlü bir şekilde ağlıyordu, çok ağlıyordu, çok üzülüyordu. Hac İmad Muhniye'nin meselesinde o zaten Şam'da mevcuttu, beraber idiler. Evden çıktı Hac Kasım ile Hac İmad Muhniye. Birlikte havalimanına gittiler. Sonrasında Hac İmad eve geldi. Ancak Hac Kasım daha uçakla gitmeden şehadet olayı gerçekleşti ve Hac Kasım uçağa binmeden benim yanıma geldi buraya 2008 yılında. Ve çok üzülmüştü. Öncelikle ikisi arasındaki o özel ilişki, iletişimden dolayı.
İkincisi ise o kendisini sorumluluk altında hissediyordu ve şunu söylüyor, diyordu ki ben eğer Şam'a gelmeseydim Hac İmad Muğniye de Beyrut'tan Şam'a gelmeyecekti ve dolayısıyla şehit de olmayacaktı, o suikasta da kurban gitmeyecekti diyordu. Ben de sürekli onu teselli ediyordum ve diyordum ki sen gelsen de gelmesen de onlar Hac İmad Muğniye'yi Şam'da bekliyorlardı düşmanlar ve onu şehit etmeyi düşünüyorlardı. Dolayısıyla sen kendini sorumluluk altında hissetme diyordum. Ve her zaman üzülüyordu, her zaman etkileniyordu bu meseleden. Aynı şekilde Seyyid Zulfikar'ın Suriye'de şehit olmasının ardından Seyyid Zulfikar ile birlikte Hac Kasım Suriye meselelerini geniş bir şekilde ele alıyor, müzakere ediyor. Hac Kasım oradan ayrılıyor ve sonrasında Seyyid Zulfikar şehit ediliyor. Tabii bu çok etkilemişti Hac Kasım'ı. Hac Kasım şehadet olayının ardından beni telefonla aradı. Tabii aramızdaki özel telefonla. Ve çok etkilenmişti. Sonrasında Beyrut'a benim yanıma geldi. Ve sonrasında Hac Kasım her zaman onların ailesiyle görüşüyordu. Her zaman onları ziyaret ediyordu. Çocuklarını görüyordu. Onların hal hatırını soruyordu. Eksiklerini, ihtiyaçlarını soruyordu. Daima Lübnan'a, Beyrut'a geldiğinde, Güney Lübnan'a, Beyrut'a geldiğinde her zaman vaktinin bir kısmını bu iki şehidimizin, Şehit İmad Muğniye ile Şehit Seyyid Zülfikar'ın ailesini görmek için bir vaktini ayırırdı. Peki Irak'la ki o gelişmeler olduğunda sizden nasıl bir destek istedi? Irak'ta IŞİD ortaya çıktığında ve bazı kentleri ele geçirdiğinde, işgal ettiğinde tabii çok zor bir durumdu. Irak ordusu ehil değildi. Irak ordusunda çünkü çökmeler olmuştu. Ben bazı Iraklı yetkililerden duydum ve şunu söylüyorlardı. Birçok cephane füzeden, silahtan yoksundu, boş idi. Tabii psikolojik durum, Irak'taki psikolojik durum kötüydü o dönemde. Hac Kasım beraberinde bir grup devrim muhafızı komutanı ile birlikte Irak'taki yetkililerle bir araya geldi. Ve oradaki direniş liderleriyle de bir araya geldi ve Hac Kasım o dönemde ilk o IŞİD'le mücadele sürecinde meydana inip meydanın ön cephelerinde savaşan kişidir. Tabii çok bilinen bir olay vardır Bağdat ile Samarra arasındaki yolda. Hac Kasım en ön cephede savaşa katılmıştır. Tabii o dönemde Ayetullah el-Uzma Seyyid Ali el-Sistani'nin cihat fetvası oldu ve gönüllülük durumu oluştu ve Haçlı Şabi'nin oluşum süreci var. O süreçte Hac Kasım Bağdat'tan o süreçte Şam Havalimanı'na geldi. Şam'dan da Beyrut'a Dahiye'ye benim yanıma geldi. Benim yanıma ulaştı ve saat akşam 12'de, gece 12'de benim yanıma geldi. Ve bana şunu söyledi. Dedi ki ben fecrin doğuşuyla, güneşin doğuşuyla ben fecre kadar, sabah namazından sonrasına kadar 120 direniş komutanı istiyorum, operasyon komutanı istiyorum dedi. Ve ben dedim ki ey hacı ben nasıl sana 120 komutan bulayım dedim. Saat çok geç dedim. O da dedi ki başka bir çözümümüz yok. Başka bir çözümümüz yok. Irak'taki mukaddesatımızı, ilmi havzalarımızı, insanlarımızı, halkımızı korumak için buna kesinlikle ihtiyaç duyuyoruz dedi. Ve dedi ki ben savaşçı istemiyorum, operasyon komutanı istiyorum dedi.
Ve ben Hac Kasım ile 20 yıllık ilişkilerimiz boyunca benden hiçbir istekte bulunmadı. Sadece bir defa benden istekte bulundu. İran için dahi bizden hiçbir istekte bulunmadı. Bir defa Hac Kasım bizden istekte bulundu. Benden şahsen istekte bulundu. O da Irak içindi. Ve o akşam da o da. Ve Irak için 120 komutan istedi benden. Başka isteği olmamıştır hayatımda. Ben o gece tek tek arkadaşlarımızı aradım. Bazıları o dönem Suriye'de cephedeydi, Lübnan'da cephedeydiler ve onları aradık tek tek, dedik ki gidin Şam Havalimanı'na gidin dedik. Bazılarını uykularından uyandırdık, evlerinden aldık. Çünkü Hac Kasım benimle aynı uçakta gelecekler, gelmeleri lazım diyordu. Ve dolayısıyla 50 ile 60 komutan arası saha komutanını Hac Kasım ile aynı uçakta Şam Havalimanı'ndan gönderdik Irak cephelerine. Ve Hac Kasım dedi ki Irak'ta çok savaşçı var, gönüllü çok var ancak bizim komutanlara ihtiyacımız var dedi. Bunları idare etmeleri için. Tecrübe ve uzmanlıklarını, eğitimlerini onlara nakletmeleri için. Ve bana şunu söyledi, dedi ki o diğer 120 komutanın geri kalanını göndereceğine dair söz ver. Bunları 1-2 gün içerisinde bana göndermezsen buradan gitmem dedi. Ve 1-2 gün içerisinde o 50 ile 60 komutan arasında komutan onunla gittikten sonra diğerleri de 1-2 gün içerisinde Irak'a ulaştılar. Ve biz o günlerde Hac Kasım'ın bütün dünyasının Irak olduğunu gördük. Hac Kasım'ın bütün dünyası Irak ve Irak'taki direnişiydi, mücadeleydi. Ve biz daima ona şunu söylüyorduk. Ey Hacı, sen Bağdat-Samarra yolunda konvoylar içerisindesin. Oralarda savaş var, sıcak bölgeler, oralara gitme diyorduk, uyarıyorduk onu. Ve Hac Kasım şunu söylüyordu, benim yürümem lazım, ilerlemem lazım ki benimle birlikte bu gönüllüler, savaşçılar da yürüsün, gelsin diyordu. Ve Irak'ta yaşananlardan dolayı çok etkileniyordu Hac Kasım. Ve Hac Kasım Irak halkı için, Irak'taki mukaddesatların korunması için, oradaki ilmi havzalar için kendi nefsini, kendi bedenini feda etmeye bin kere hazırdı. Tabii ilk aşamada bedel ödeyen Irak halkıydı orada. Hac Ebu Mehdi mühendisi ne zaman tanıdınız? İlk olarak nerede tanıştınız? Onunla ilgili hatıralarınızı öğrenmek isteriz. Ben Hac Ebu Mehdi'yi 90'lı yılların başında tanıdım. Yani 1990'dan sonra, 1991'lerde ilk tanıdım. Tabii öncesinde hiçbirimizi tanımıyorduk. O Kuveyt'teydi. Ben onu Tahran'da gördüm. Tahran'da tanıştım 90'lı yılların başında. O zaman o Bedir güçlerinin önde gelen liderlerindendi. Tabii sonrasında Bedir hareketi olarak değişti, bu Irak'taki bu hareketin ismi. Tabii aramızda hürmet, muhabbet ilişkileri oluştu. Onun Lübnan'daki arkadaşlarımızla çok güzel ilişkileri oluştu. Hacı İmad Mouniye ile, Seyyid Zülfikar ile çok güzel ilişkileri vardı. Tabii bizim Hacı Ebu Mehdi mühendisle ilişkilerimiz de Hac Kasım'ın Kudüs gücü komutanı olmasından sonra çok gelişti. Bizim Hac Kasım'la ilişkimiz ve o Iraklı kardeşlerimizin Hac Kasım'la ilişkileri bizi birbirimize de bağlıyordu. Ancak en yakın ilişkilerimiz
Ebu Mehdi Mühendis ile en yakın ilişkilerimiz son yıllarda olmuştu. O da Irak'ta yaşanan olaylardan dolayı, yaşanan olaylar dolayısıyla idi. IŞİD'in ortaya çıkışı, bizim kardeşlerimizin Irak'a yardıma gitmeleri ve Hacı Ebu Mehdi'nin bizim yanımıza gelmesiydi. Hatta şehit olmadan 2-3 ay önce de Hacı Ebu Mehdi buraya gelmişti, bizi ziyaret etmeye gelmişti, yanımızdaydı. Bir defasında ailesiyle birlikte gelmişti buraya bizi ziyarete. Tabii bir seferinde biz birlikte oturduk, saatlerce Irak bölgedeki gelişmeleri konuşuyorduk. Tabii Hacı Şabi, IŞİD yenildikten sonra bu toplantımız oldu. O bana şunu söylüyordu, tabii ilişkimiz çok ilerlemişti onunla. Ve şunu söylüyordu, IŞİD askeri olarak bitti. Artık yanım Irak'ta bazı hücreleri var, terör hücreleri var. Ve ben şundan korkuyorum, IŞİD'le savaşımız bitti, bitmek üzere. Ancak ben hala hayattayım, ben hala yaşıyorum. Ve elini sakallarına sürüyordu, saçına sürüyordu. Ve benim saçım sakalım beyazladı. Ben yatağımda ölmekten çok korkuyorum diyordu. Ve diyordu ki bana lütfen dua et, beni Allah şehadet ile beni mükafatlandırsın diyordu. Tabii ben de İmam Hamane'yi taklit ederek, İmam Hamane'yi şehitlik için dua ettiğinde şehitliğin acele olması için dua etmiyor. Akıbetin şehadet olsun diyor. Hatta bazen şaka olarak diyor ki 80 yıl sonra inşallah şehit olursun da diyor. Ben de ona şunu söyledim, dedim ki ey Hacı Ebu Mehdi, ben erken şehit olmanı istemiyorum. Ben sana akıbetinin şehadet olması için dua ediyorum dedim ona. Tabii bu son karşılaşmamız oldu. Son karşılaşmamızda şehit olmadan 2-3 ay önceki son karşılaşmamızda bu konuşma aramızda geçti. Tabii çok hakiki bir mücahiddi, mütedeyyin idi, halis bir insan idi. Ve onunla Hacı Kasım Süleymani arasında çok ortak özellikler vardı ve bu özellikler onları bir araya getiriyordu. Irak'taki savaş Hacı Kasım'ı Irak'taki sahada daha çok bulunmaya mecbur kılmıştı. Ve hep ön saflarda idi. Biz birçok defa onu operasyonlarda, savaş meydanlarında görüyorduk. Bu onun yaşamı için tehlikeli değil miydi? Kendisini savaş meydanlarında belli ediyordu. Tabii ki o her zaman tehlike içerisindeydi. Her zaman tehlikeli tehlike ile karşı karşıyaydı Irak'ta ve Suriye'de. Her zaman tehlike dairesindeydi. O her zaman arka planda olmayı reddediyordu. Her zaman ön cephede gözleriyle görmek, savaşçılarla iletişimde olmak, onları görmek, onlarla bir arada olmak istiyordu. Biz her zaman onunla bu konuda tartışıyor idik. Tabii o bunu sadece şehadete aşık olduğu için yapmıyordu. Bazıları şunu söylüyordu, Hacı Kasım şehit olmak istiyor, onun için ön cephelere gidiyor diyorlardı. Bu doğru değil ya da bu ince bir söylem değil. O sorumluluğunun bilincinde idi. Şer'i bir sorumluluğu, omuzlarında şer'i bir sorumluluk olduğunu biliyordu. O kendisini böyle, kendi vücudunu faydasız bir şekilde ölüme açık hale getirmeyi tabii ki istemiyordu ve bunu yapmıyordu. Onun bir düşüncesi vardı ve bu düşüncesi çok doğruydu. Irak'ta ve Suriye'de bir savaş var ve bu savaşta başarı için şecaata ihtiyaç var, sebata ihtiyaç var, yüksek bir sebata. Ve bu arkadan planlamakla, idare etmekle gerçekleşmez diyordu, bunu biliyordu. Hacı Kasım derecesinde büyük bir komutanın cephelerde olması
psikolojik olarak, ruhi olarak, manevi olarak en büyük güç idi, savaşçılara verilen en büyük güç idi ve onları sebata, dik durmaya, tüm zorluklarla mücadele etmeye, tüm zorluklara karşı göğüs germelerine onlar için bir yardımcı gibiydi, yardımcı oluyordu Hac Kasım'ın bu duruşu. يعانقونه يقبلون يده يبكون يحتضنونه يعاتبونه على مجيئه إليهم هذا الأثر. Siz mesela bazı video kayıtlarını görürsünüz. Hac Kasım'ın video kayıtları vardır. Hac Kasım o gençlerle nasıl muamelede bulunmaktadır? Onlarla ilişkisi nasıldır? Birbirlerine sarılıyorlar, birbirlerini öpüyorlar, Hac Kasım'ın elini öpmek istiyorlar, şakalaşıyorlar. Bu psikolojik olarak çok etkiliyordu o savaşçıları ve Hac Kasım ile savaşçılar arasında aşk, muhabbet, sevgi, saygı, hürmet ilişkisi hasıl olmuştu, meydana gelmişti. Bu arka plandan savaşı idare etmekle oluşacak bir şey değil. Ön cephede olarak bu oluşabilir. Tabii bu videolar falan sosyal medyada ortaya çıkınca ben Hac Kasım'la konuştum. Dedim ki Hacı, bu tehlikeli bir durum dedim. Tabii Hac Kasım bunu bilinçli olarak yapmıyordu. Yani Hac Kasım o ön cephelere kameralarla gitmiyordu. Onun çekilmesini istemiyordu. Ancak o gittiği cephelerde olanlar, onların telefonları vardı tabii o savaşçıların. Onu çekiyorlardı, Hac Kasım'ı çekiyorlardı ve sosyal medyada bunu yayınlıyorlardı. Ve Hac Kasım da şunu söylüyordu, bu savaşçı gençler ön cephelerde savaşıyorlar. Kanlarını ellerine döküyorlar, ölüm için hazırlar. Ben utanıyorum onlara telefon kullanmayın, beni çekmeyin demekten utanıyorum diyordu. Ve onları o şekilde bırakıyordu. Tabii o ilk video kayıtları, ilk fotoğraflar, onları Kudüs Gücü ve Hac Kasım yayınlamadı. Bunları o ön cephelerde savaşan savaşçılar bunlar yayınladı. Hac Kasım onları ziyaret ediyordu. Onlar da telefonla çekip yayınlıyorlardı. Hac Kasım da utanıyorum, onlara müdahale edemiyorum diyordu. Onlar kendi bedenlerini feda ediyorlar onlara. Onları bir şeyden ben edemiyorum, utanıyorum diyordu. Tabii bu o videoların yayınlanmasının en önemli nedeniydi. Ve o videolar Hac Kasım'ın hedef alınmasında da medyada çok gündem olmasına da neden olmuştu. Siz Hac Kasım ve Ebu Mehdi ile üçünüz birlikte bir toplantınız oldu mu? Görüşmeleriniz oluyor muydu? Evet, oldu. Bu fotoğrafta gördüğünüz Hac Kasım ile Hac Ebu Mehdi'nin bir aradaki fotoğrafı benim ofisimde çekildi. Biz bir aradaydık benim büromda. Üçümüz. Tabii üçümüzün bir arada olduğu fotoğraflar da var. Biz üçümüz, bu fotoğraf burada çekilmişti. Uzun bir görüşmeydi. Tabii ki görüşmede Arak'taki gelişmeler ele alınmıştı. Ve bizim ne yapabileceğimiz, nasıl ileride nasıl destek olabileceğimiz konuşulmuştu. Ve aynı şekilde İsrail'in Lübnan'a savaşı olduğunda Iraklı kardeşlerimiz bizimle birlikte İsrail'e karşı nasıl savaşabilirler, bize nasıl destek olabilirler, bunları konuşmuştuk. Bizim Irak'a desteğimiz, Irak'ın Lübnan'a desteği konuşulmuştu. En son Hac Kasım'la ne zaman görüştünüz? Çarşamba günü görüştük. Hac Kasım ise Cuma günü gecesi şehit oldu. Çarşamba günü ikindi namazını birlikte kıldık. Saatlerce oturduk. Akşam namazını birlikte kıldık. Bana veda etti ve Şam'a gitti.
Tabii onun Lübnan'a gelmesi kararlaştırılmış değildi, planlanmış bir şey değildi. Birkaç hafta önce zaten Lübnan'daydı ve gelmesi için hiçbir neden de yoktu, hiçbir ihtiyacımız da yoktu o dönem onun gelmesine. Gelmeden iki gün önce ben buradaki bir yetkili arkadaşımıza şunu sordum. Tabii o daima Haç Kasım'la görüşüyor. Bizim sorumlu arkadaşımız. Haç Kasım ile görüşmelerden sorumlu arkadaşımız. Ona şunu sordum. Haç Kasım ne durumda, ne yapıyor diye sordum. Ve ona Haç Kasım Lübnan'a gelecek mi diye sordum. Hayır dedi. Zaten yakın bir dönemde buradaydı. Haç Kasım ben Irak'a gideceğim. Irak'ta işlerim var dedi. Bunu bana aktardı. Sonraki gün bana söyledi ki Haç Kasım Şam'a gelecek. Bir gün Şam'da kalacak. Şam'da uyuduktan sonra sabahleyin Beyrut'a gelecek dedi. Ben de çok garip buldum bu durumu. O Irak'taki gelişmelerle son bu konsol büyükelçiliğe baskın yapılmasın vesaire gelişmelerle meşguldü. Tabii benim gece bazı görüşmelerim vardı ve dedim ki ben Haç Kasım'a şunu söyledim. Dedim ki ben bütün görüşmelerimi iptal edeceğim. Seninle saatlerce oturalım, konuşalım, görüşelim dedim. Haç Kasım dedi ki hayır ben vakte ihtiyacım yok, vaktini de almayacağım. Sadece seni görmek için geldim dedi. Hiçbir işim yok seninle. Zaten konuşacağımız konuları birkaç hafta önce geldim buradaydım, konuştuk dedi. Sadece bir saat falan seninle oturmak istiyorum, konuşmak istiyorum, sonra gideceğim dedi. Haç Kasım geldi, oturduk. Özel bir durum da yoktu. Tabii ben şok oldum. Niye dahiyeye geldi diye. Dedim ki Hacı Kasım niye kendini rahatsız ettin buraya geldin. Dedi ki ben sadece seni görmek için geldim. Hiçbir işim yok dedi. Durumumuzu, bazı eksiklikleri sordu. Bazı ihtiyaçlarımızı sordu. Bazı zorlukları sordu ve tabii ki bu zorluklarımızı aylık olarak gideriyordu. Ve bizim bir sorunumuzu bir seferde 4 aylık olarak o son gelişinde halletti, çözdü. Tabii özel bir şey yoktu. Konuştuk, şakalaştık. Ben Hacı Kasım'ı ilk defa bu kadar rahat gördüm. Bu kadar ilk defa mutlu gördüm. Çok mutluydu, çok rahatydı ki başka sahalarda, başka alanlarda çok işi olduğu halde çok gülüyordu, çok şakalaşıyordu son görüşmemizde. Çok parlak idi, çok acayip bir durumdu. Ben korktum. Ben endişelendim onun için. Birkaç hafta önceki görüşmemizde Haç Kasım'a dedim ki, ona şunu söylemiştim dedim. Demiştim ki, ey Hacı Kasım, Amerikalılar sana odaklanmış durumda. Seninle çok ilgileniyorlar. Amerika'daki çok önemli bir dergide senin fotoğrafın kapak fotoğrafıydı o dergide. Ve orada şöyle başlık atılmıştı, alternatifi olmayan general denilmişti ve ben şunu biliyorum, bu suikast planlarından önce yapılan bir şeydir. Bu dergi bu şekilde kapak fotoğrafı yapar, bu şekilde başlıklar atar ve sonrasında suikastler gelir de ve Hacı Kasım'ı uyarmıştım. Dikkat et demiştim Hacı Kasım, dikkat et dedim. Tabii o son gelişinde çarşamba günü dedim ki Hacı Kasım burada kal dedim. Dedi hayır ben gideceğim dedi. Tabii Haç Kasım geldiğinde buradaki kardeşlerimiz, ofisteki kardeşlerimiz gelip kamerayla görüntü alıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Bazen tabii bunu da yapmıyorlar. Son geldiğinde Haç Kasım onları çağırdı ve dedi ki kameralar nerede? Kameraman arkadaşlarımız gelsin. Rica ediyorum bizi çeksinler dedi. Ben Seyit'le fotoğrafımın görüntümün çekilmesini istiyorum dedi. Ve namazdayken, otururken, abdest alırken tüm fotoğraflarımız çekildi.
Hepsini yayınlamadık tabii. Ancak çok ilginçti, dikkat çekiciydi. Onun ısrarla kameraman arkadaşlarımızı çağırıp görüntülerimizi çekmesini istemesi. Tabii ben ona dedim ki, Hac Kasım, rica ediyorum. Bağdat'a gitme, durum çok kötü orada dedim. Çok endişeleniyorum dedim. Ancak hayır, benim gitmem lazım. Başka bir seçeneğim yok dedi. Ben orada başbakanla, Adil Abdülmehdi ile görüşmem lazım dedi. Önemli mektuplar, ulaştırmam gereken mesajlar var. Onu dinleyeceğim, ona bazı mesajlar ulaştıracağım dedi. Başka bir yolu yok dedi. Ve şahsi olarak gitmem lazım dedi ve gitti. Hac Kasım'ın şehadet haberini ne zaman aldınız? Gece vaktiydi. Tabi Lübnan saatiyle 12'den sonraydı gece. Tabi ben genelde bir şey okuduğumda televizyonu sessizde bırakıyorum. Açık ama sessizde bırakıyorum. Bazen haber kanallarını açık bırakıyorum ki son dakika haberleri göreyim diye. Dikkatimi çekiyor bu tür haberler. Geniş harflerle yazıldığı için. Tabii okurken bazen televizyondaki son dakikalara da bakıyorum. Baktım ki son dakikada haber kanalında Bağdat Havalimanı'na Katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi yazıyordu son dakikada. Ben de olabilir dedim, Irak'ta bir gerginlik var. Amerikalılar Haçlı Şabi'nin El-Kaim'deki üslerini bombalamanın ardından ABD Büyükelçiliğinin basılması vesaire olabilir dedim. Sonrasında yine bir son dakika gelişmesi verildi. Amerikan güçleri Haçlı Şabi'ye bağlı bazı otomobilleri hedef aldı, vurdu şeklinde bir son dakika vardı. Tabii ben direkt olarak ben Hacı Kasım'ın o akşam Şam'dan Bağdat'a gideceğini biliyordum. Direkt o aklıma geldi ve ben Hacı Kasım'la giden arkadaşı aradım. Hacı Kasım'la birlikte Bağdat'a giden kişilerden bir tanesi benim koruma ekibimde yer alanlardandı. Tabii sordum kaçta gidecekler diye. 6'da uçak hareket edecek dediler. Ben de dedim ki 6'da eğer Şam'dan Bağdat'a hareket etmişse şimdi çoktan inmiştir. Biraz rahatladım. Ancak sonra sordum. Sonra uçak ne zaman hareket etti diye sordum. Dediler ki geç hareket etti uçak. Tabii o anda benim için durum bitti ve ben Hac Kasım'ın şehit olduğuna inandım. Ben Ebu Mehdi'nin onun yanında olduğunu bilmiyordum. Ve ben arkadaşlara söyledim, Tahran'la bir iletişime geçin, durumun ne olduğunu öğrenin dedim. Tabii bizim yanımızda olan Bağdat numaralarını arıyorduk. Bağdat'taki arkadaşlar cevap vermiyordu. Ebu Mehdi'nin ofisini aradık, kimse cevap vermedi ve endişelerimiz daha da arttı. Tahran'la iletişim kurduk. Tahran Bağdat'ta iletişim kurdu. Ve kısa bir süre içerisinde açığa çıktı ki Hac Kasım Süleymani şehit edilmiştir. Ve ben şunu söyleyebilirim ki olayın ilk anından itibaren ben o hedef alınan konvoyun Hac Kasım'ın konvoyu olduğuna inanmaya başlamış gibi hissettim. Tabii ilk anlarda bir son dakika geçmişti. Iraklı yetkililerden Cabiri'nin içerisinde bulunduğu bir aracın hedef alındığı belirtilmişti. Arkadaşlara sordum ve dediler ki genelde bu Cabiri için bir şahıs Hac Kasım'ı Bağdat Havalimanı'ndan almak için gelir. Tabii ilk dakikalardan itibaren durumu takip ettim. Tahran'daki ve Bağdat'taki kardeşlerimle iletişim içerisinde oldum ve
Yak yine vardık ki bu acı hadisenin gerçekleştiğini artık inandık. Bu iki şehidin, aziz iki şehidin cenaze merasiminin en önemli, en büyük cenaze merasimleri olduğu görülüyor. Siz nasıl görüyorsunuz insanların bu iki şehide karşı muhabbetini, nasıl buluyorsunuz? İstişhad olayı ve isyad olayından sonraki bu cenazelerin karşılanma merasimleri Allah'ın günlerinden bazı günlerdir ve çok büyük çok tarihi bir olaydır bunlar. Bu mesele bölgemizin tarihi açısından bir ayrımdır ve ilahi bir güçtür, ilahi bir meseledir. Kim bu insanları bu kadar bir araya getirebilir? Askeri bir generaldan bahsedersek eğer, aç kalsın bu şekilde anlatılıyordu. Bir askeri rütbesi vardı omuzunda, bunun nişanesi vardı. Ancak gerçekte insanların kalbinde Allah'ın velilerinden bir veliydi o. Bu sevgi, insanları ağlatan bu sevgi, dünyada birçok cenazeler tertipleyebilirler. Ve insanlar bildiği için, tanıdıkları için diplomatik olarak bu cenazenin arkasından giderler. Veya siyasi bir itibar, askeri ve manevi bir itibardan dolayı o cenazenin arkasından giderler. Ancak kim yüz binlerce insanı Irak'tan, yüz binleri bir araya getirebilir? İran'dan kim milyonları bir araya getirebilir? Bu çok etkileyici bir şey. Ben hafta içi hitabımda, konuşmamda söyledim. Biz İran halkını o soğuk günlerde sabah namazının ardından gelip akşam namazından sonrasına kadar küçük, yaşlı, genç, çocuk hepsinin uzun yıllarca hüzünlü bir şekilde ağlarken tesirli bir şekilde o meydanlarda durduğunu gördük. Bunun açıklaması yoktur, olamaz. Bu tarihte benzeri olmayan cenaze merasimidir. Sadece İmam Hümeyni'nin cenaze merasimi bu şekildedir. Bunun dışında tarihte böyle bir cenaze merasimi yoktur. Ve o cenaze merasimlerine katılanların tümü bir sevgiliyi, bir azizi, bir üstün bir insanı, öncü bir insanı kaybettiklerine inanıyorlardı. Bu Allah'ın bir inayetidir, bir yardımıdır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Biz tabi medyada İran halkının söylediğini, sözlerini naklediyorlar. Bizim başımızı yükseltti, ülkemizi korudu, bize hep zaferler getirdi, aç kalsın şeklinde açıklamalarda bulunuyorlar. Tabi bunlar doğrudur ancak bunun ötesinde tüm bu insanlar azizlerini kaybettiklerini hissediyorlar. Hac Ebu Mehdi için, Hac Kasım için ağlıyorlar. Bu kalpler, bu akıllar, bu ruhlar, bu cesetler, Allah bunların hepsini bir araya getirmiştir ve cenaze merasiminde bu akılları, bu ruhları, bu vücutları bir buluşturmuştur. Irak'ta ve İran'da yaşananlar budur. Bunun başka hakiki bir açıklamasını bulamıyorum. İlahi bir yardımdır bu. Bu Allah'ın bir iradesidir ve Allah'ın bir yardımıdır. Bu mücahitlere Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselam maruf bilinen hutbesinde şunu söylüyor: muhakkak ki cihat cennetin kapılarından bir kapıdır. Allah o kapıyı evliyalarından has kulları için açmıştır. Has, özel evliyaları için açmıştır. Peki bu cihat kapısı bu günümüzde açıksa kim en çok bu cihat kapısında, cihatta hazır olmuştur? Cihadın en meydanlarında kim
en çok durdu? En zor cihat zamanlarında kim hazır oldu? İlk olarak tabii ki Hacı Kasım Süleymani bu cihat meydanlarında zorluklarla karşı karşıya geldi. Sonrasında bu Mehdi mühendis tabii ki bu cihat meydanlarını boş bırakmadı ve Yüce Allah bu insanlara ikram etmek istedi. Hem dünyada ki görüldüğü gibi gözlerin görmediği, kulakların duymadığı bir şekilde de kıyamette onları nimetlendirecektir. Siz dediniz ki Hacı Kasım'ın şehadeti tarihte bir değişim noktası olacak ve Hacı Kasım'ın şehadeti öncesi ve şehadeti sonrası bir taksimat olacak dediniz. Neyi kastediyorsunuz? Bazı sebepleri var bunun. Öncelikle ABD'nin ve Trump'ın günümüze kadar da son günlerdeki açıklamalarında da Kongre'deki konuşmasında ben öldürdüm, ben Hacı Kasım Süleyman'ın öldürülmesi için emir çıkardım açıklaması, Amerika'nın açık bir şekilde bunu açıkça dile getirmesi bütün kırmızı çizgileri kırdığının, aştığının belirtisidir ve bu çok tehlikeli bir iştir. Ve kırmızı çizgileri aşan Amerika'dır ve tüm savaş dengelerini değiştirmiştir. Direniş cephesi ve halklarımız ve ümmetimiz Amerika ile direkt bir çatışma ve savaş halindedir. Bu yenidir. Bölgemiz ölçeğinde bu yenidir. Tabii bu çatışma, bu savaş geneldir, geniştir ve farklı şekillerde cereyan edebilir. Kültürel, askeri, iktisadi olarak bu devam edecektir. Bütün kapıları savaşa açmıştır Amerika. Başka bir açıdan ise ümmet gerçek düşmanını gördükten sonra ve Amerika'yı büyük düşman olarak ilan ettikten sonra ki İmam Khomeini onlarca yıl öncesinden bunu teşhis etmişti ve söylemişti. Ve bu büyük şeytanla mücadele için meydana gelmesinin ardından, meydana yönelmesinin ardından bu bölgemiz açısından büyük bir değişim ve önemli bir gelişme olacaktır tabii ki. Ben bunu kastediyorum. İkincisi de İsrail'le savaşmakta, Amerika'nın bölgedeki müttefikleriyle savaşmakta. Hacı Kasım Süleymani, Ebu Mehdi mühendis ve onlarla birlikte olanları şehit etmeleriyle birlikte onlar direniş cephesinin zayıflayacağını, İran'ın korkacağını, zayıflayacağını düşünüyorlardı. İsrail, Amerika ve Amerika'nın bölgedeki müttefikleri böyle düşünüyorlardı. Ancak İran, Amerika'nın Aynul Esed askeri üssünü o güçlü füzelerle, bu hacimle vurmasıyla korkmadığını ve Amerika ile savaşmaya devam edeceğini göstermiş oldu. Ve baktılar ki direniş cephesi birçok yerde ilerliyor, gerilemiyor. Mesela Yemen'de geçtiğimiz günlerde Bunyanul Mersus isimli operasyonda kat ettikleri ilerlemeler çok büyüktü. Çok güçlü ve kararlı bir şekilde Yemen'de önemli ilerlemeler kat ettiler, önemli kazanımlar elde ettiler. Hacı Kasım Süleymani'den sonra oldu bu. Suriye'de Hacı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi mühendisin şahitliğinin ardından yaptığım açıklamada şunu söyledim. Bizim sorumluluğumuz tüm direniş cephelerinde artmıştır.
ilerlememiz gerekmektedir. Daha da ilerlememiz gerekmektedir kararlı bir şekilde dedim. Bizim Hac Kasım ve Hacab-ı Mehdi'ye yönelik görevimiz budur. Çünkü düşman bu iki şehidin şehit edilmesiyle maksadına ulaştığını düşünmemelidir dedim. Suriye'de bugün ilerlemeler vardır. Terör gruplarına karşı mücadelede, Irak'ta Haçlı Şabi IŞİD'in terör hücrelerini yok etmeye devam etmektedir, ilerlemektedir. Filistin cephesinde direniş duruşunun cephesi çok güzeldir. Özellikle de Yüzyılın Anlaşması'nın açıklamasının ardından Filistin'deki tüm direniş gruplarının açıklamaları, duruşları güçlüdür, kararlıdır, ortak açıklamaları vardır. Ve şuna inanıyorum ki Hac Kasım Süleymani'nin ve Ebu Behdi Mühendis şehidimizin ve onlarla birlikte olanların kanı boşa gitmedi ve direnişe güç kattı. Direnişi daha da kararlı kıldı. Hizbullah'ta da şunu söyleyebilirim. Hizbullah'taki sorumlular, yetkililer dahil birçok arkadaşımız bana mektup gönderdiler ve istişhad operasyonu için benden izin istiyorlardı Hac Kasım Süleymani'nin intikamını almak için. Ve bu ruh haleti çok farklıdır ve ben ilk günden itibaren şunu söyledim. İran için İran devriminin yeniden doğuşudur ve bu aynı şekilde direniş cephesinin yeniden doğuşudur. Hac Kasım Süleyman'ın şehit edilmesi bizim için şahsal olarak yeniden bir doğuş gibidir. Direniş mensubu gençler için, kadrolarımız için, tüm sahalardaki direniş mensupları için yeniden doğuş gibidir bu. Dünyevi sorunlar dolayı, siyasi meselelerden dolayı, basın meselelerinden dolayı bazı ki onların kalplerine belki ruhlarına bir toz toprak ilişmişti. Belki biraz durmuşlardı ancak Hac Kasım'la Hacab-ı Mehdi'nin kanı onların kalplerindeki tüm tozları, ruhlarındaki tüm tozları izale etti ve bunları tekrar canlandırdı. Ve direniş mensupları tekrar asaletine, mücadeleci ruhlarına tekrar döndüler ve direniş cephesi mensuplarının aşkını yükseltti onların kanı. Zorluklarla mücadele etmeleri için yılgınlığı, yorgunluğu bir tarafa bırakmaları için Hac Kasım Süleymani'nin ve Ebu Mehdi Mühendis'in temiz kanları bir nefise oldu. Yeni merhaleden bahsederken, yeni aşamadan bahsederken bunu kastediyoruz. Bölgenin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Filistin'i, Filistin'in özgürleşmesini, Hac Kasım'ın şehadetinin ardından nasıl görüyorsunuz? Bunu yakın mı görüyorsunuz yoksa bunu ertelenmiş olarak mı görüyorsunuz Hac Kasım'ın şehadetinin ardından? Hayır, bu ertelenmedi. Hac Kasım'ın şehadeti nedeniyle bu ertelenmiş değildir. Tam tersine öncelenmiştir, erkene gelmiştir, daha da erken olacaktır. Söylediğim gibi bu akan kanlar güç vermiştir, güç enerji vermiştir. Direniş cephesi mensupları bu yolla, bu şekilde büyük liderlerinin şehit olduğunu görmelerinin ardından daha da canlanmıştır. Burada hiçbir endişeye gerek yoktur. Allah'ın yardımıyla mücahitlerimiz, müminlerin emiri ki onları, bu mücahitleri Allah'ın velileri ve Allah'ın velileri içerisindeki has kullar olarak isimlendirmektedir, vasıflandırmaktadır. İmam Khamenei, İran İslam Cumhuriyeti sorumlularıyla, yetkilileriyle, halkıyla, tüm sorunlara karşı duruşunu gerçekleştirdiği sürece, bizimle birlikte oldukları sürece, bölgemizdeki halklar, bölgemizdeki direniş mensupları, sorumluluk sahibi arkadaşlarımız, dayanışma içerisinde oldukları sürece inşallah bu zaferler
gerçekleşecektir. Tabii ki Hac Kasım'ın çok özellikleri vardı. Ancak kardeşlerimiz inşallah dayanışma içerisinde ve Hac Kasım'ın ilkelerini yüklenerek, Hac Kasım'ın mesajını omuzlanarak, o mektebi sürdürerek inşallah cepheleri daha da ilerilere taşıyacaklardır. Ve bunu müşahede etmekteyiz. Bu konuda endişeli değiliz. Biz kesin olarak inanıyoruz, güveniyoruz. Bu yolda ilerlemek büyük bir güçle, büyük bir azim ile ve büyük bir ümit ile inşallah sürecektir. Ve bütün hedeflerimizi gerçekleştirmek için yolumuzu sürdüreceğiz. Ve hiçbir şekilde endişeye, ümitsizliğe gerek yoktur. Ve Hac Kasım Süleyman'ın, Hac Ebu Mehdi'nin aramızdaki varlığı tabii ki bizim için daha büyük güç verecekti. Onların ancak onların şehit olması ve şehit olmasının bizler üzerindeki tesiri bizi daha da büyük başarılara, daha da iş yapmaya def edecektir. Bizi buna sürükleyecektir inşallah. Bizim onlara yönelik vefamız bu olacaktır. Bazıları Hac Kasım'ın şehadetinin 100 yılın anlaşmasıyla irtibatlı olduğunu söylüyor. Bu doğru mu? Tabii ki şüphesiz bu Amerika'nın savaşının bir parçasıdır. Trump ve Amerikan idaresi, herkes bilmektedir ki Siyonist rejimi korumaktadırlar. Siyonist rejimi korumak istemektedirler. Ve yüzyılın anlaşması diye isimlendirilen o planı bölge halklarına ve Filistin halkına dayatmak istemektedirler. Ancak direniş cephesi, İran ve bölge halkları Amerika'nın bu projesine karşı durmaktadırlar. Ve Amerikalılar da bu Amerikan yönetiminde bu seddi, bu duvarı yok etmek istemektedir. Ve baktığında burada çok merkezi, önemli bir insan görmektedir. Ki ben Hac Kasım'ı tekrar eden şahsiyet olarak isimlendiriyorum. Ne demek bu? Yani birçok noktada aynı anda var olan şahsiyet. Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Afganistan'da, İran'ın içerisinde, Lübnan'da, hepsinde bir anda var olan şahsiyet Hac Kasım Süleymani. Bunu yok etmek istediler. Bu çünkü bir set olarak duruyordu İsrail'in hedefleri için, Amerikan hedefleri için. Ve onu şehit ettiler. Son olarak Hac Kasım'la ilgili siz ne demek istersiniz? Kendi istediğiniz şeyleri söylemenizi istiyorum. Tabii bunu Farsça söylemenizi istiyorum eğer sizin için de uygunsa. Tabii zor olur Farsçayı ifade etmekte biraz zorlanabilirim. Tabii Allah'ın bana çok nimeti oldu ancak en büyük nimet benim, Allah'ın bana yönelik en büyük nimeti benim Hac Kasım'ı tanımamdı. Benimle onun arasındaki bu kardeşlik ve bu dostluk benim için en büyük nimetti. Biz iki hakiki kardeş idik. Sevgi, muhabbet açısından. Duygularımız, dostluğumuz böyleydi. Fikirlerimizin birliği, aynı şey düşünüyorduk. %98 aynı düşünürdük. Yani %100 dememek için bunu söylüyorum. Ancak %2'de de çok rahat bir şekilde birimiz diğerimizi ikna ediyordu. Bunun nedeni de güven ve sevgiydi. Aramızdaki güven ve sevgiydi. Tabii Hac Kasım benim için, ben onun varlığıyla çok büyük bir destek hissediyordum. Bu savaşlarda, bu çatışmalarda ben ondan çok büyük destek alıyordum. Ve birbirimizle ünsiyet kuruyorduk. Ve bu 20 yıl içerisinde
عندما اريد انا اتحدث عن ve özellikle de son 10 yılda ben yani çok az insanlardandır ki ben çok benim çok sevdiğim, çok güvendiğim, her zaman konuşmak istediğim, her zaman dertleşmek istediğim çok az insanlardan bir tanesiydi Hac Kasım Süleymani son 10 yıl içerisinde. Tabii her insanın hayatında 2-3 kişi olabilir. En böyle çok samimi dostu. Bunlardan bir tanesi benim için şahsi olarak Hac Kasım Süleymani. Allah ona rahmet eylesin. Tabii günlerden bir gün ben ona şunu söyledim. Ben her zaman kendimi ona feda etmek isterdim. Onun yerine benim ruhumun gitmesini isterdim. Bir gün namazdan sonra otururken benim kalbime şunlar geldi. Şunlar kalbimde hatırlatıldı bana. Ölüm meleki eğer bana gelirse ve bana derse ki, tabii bunlar farazi şeyler. Ben İran'a gideceğim ve Kasım Süleymani'nin ruhunu kabz edeceğim derse. Ölüm meleği şunu derse, ancak bana bir istisna koydu, bir şerh koydu. Git Hac Kasım Süleyman'ın ruhunu kabz etmeyi ertelemek istersen, git Seyyid Hasan Nasrullah'ın ruhunu al derse, böyle bir tercih olursa, bu faraziyat içerisinde ben ölüm meleğine ne diyeceğim? Ben ona derim ki, kesinlikle, hayır beni al, benim ruhumu al ve Hac Kasım Süleymani'yi bırak onu o yaşasın der. Fima ba'd zekert hada li ba'd el ihwa indama kunna natanaqaş ve ahyanan natijat kasrat el amal yahsal ba'd el iskalat. Tabii çok işlerden dolayı arkadaşlarımızla bazen sorun oluyordu. Yoruluyorlardı vesaire şeyler oluyordu. Ben kardeşlerime diyordum ki ben Hac Kasım için bunu düşünüyorum derdim. Kardeşlerim derdi, niye kendini Hac Kasım'a feda ediyorsun derlerdi. Ben de derdim ki bu sevgiden dolayı, ben çok seviyorum onu derdim. İkincisi ise ben onun varlığının İslam'a, Müslümanlara, ümmete, direnişe benim varlığımdan çok çok daha hizmet edeceğini düşünüyordum derdim. Bu sadece duygusal bir mesele değil derdim. Ben buna inanıyorum derdim. Ben onun mübarek varlığına bu şekilde inanıyorum derdim. Bu onun benim açımdaki, benim nezdindeki durumu budur. Size çok teşekkür ediyorum ve muvaffakiyetler diliyorum ve sizin liderliğinizle ve devrimin lideriyle Kudüs'ün en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Size ve tüm direniş mücahitlerine sıhhat ve afiyet diliyorum. Allah sizi muhafaza etsin. Her halükarda ben Hac Kasım'ın ailesine şunu söyledim. Hac Kasım'ın temenni ettiği en faziletli şey, en hasıl olmasını istediği en büyük şey bu şehadetle hasıl oldu dedim. Allah ona rahmet eylesin.